Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan 2022 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Başlangıcı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlarla yapacağız. Dün bu iki turnuvada da çeyrek final ilk maçları geride kaldı. Toplamda 8 maç oynandı ve ağırlıklı olarak kafa kafaya giden maçlar izledik. Mesela dünkü karşılaşmalarda 8 maçın hiçbirinde bir takım 2 farklı galibiyet elde edemedi. 8 maçın 5'i berabere biterken ikisi 2-1, biri de 1-0'lık skorlarla sona erdi. Gördüğünüz gibi dengeli bir Avrupa akşamı geride kaldı. Tabii günün önemli karşılaşmaları vardı, herkesin ilgisini çeken. Özellikle 22 seansında Frankfurt-Barcelona eşleşmesi. Gözler bu karşılaşmadaydı. Tabii Barcelona'yı Galatasaray eşleşmesine yakından takip etme fırsatı bulmuştuk. Galatasaray ağırlıklı olarak savunmada bekleyip Barcelona'ya zorluk çıkarmaya çalışmıştı. Ama Frankfurt biraz daha farklı bir oyun anlayışıyla Barcelona'nın da zorlanabileceğini dün gösterdi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Frankfurt 48'de Knauf'un şık golüyle öne geçmeyi başarmıştı. Sonrasında Ferran Torres'in 66'da golü geldi. Ama ilk yarıda özellikle Frankfurt'un kaçırdığı çok net gol pozisyonları var. Barcelona'yı pek oynatmadı diyebiliriz Alman temsilcisi ve maçtan da 1-1'lik beraberlikle ayrılmış oldular. Tabii avantajı elde etmişlerdi 1-0'lı ama rövanş öncesi şimdi avantaj elde edememiş oldu Frankfurt diyelim. Diğer maçlarda da sonuçları hızlıca söyleyeyim. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde Leipzig 1, Atalanta 1 sonucu alındı. 22'de West Ham United 1, Lyon 1, Braga 1, Rangers 0. Avrupa Ligi'nde berabere bitmeyen tek karşılaşma bu oldu. Konferans Ligi'ne dönecek olursak günün en gollü karşılaşması Feyenoord ile Slavia Prag arasında oynandı. 3-3 sona erdi karşılaşma. Toplamda 6 gol izledik ve dün aslında bahsetmeyi unuttum. Orkun Kökçü, milli futbolcumuz, 86'da skoru 3-2'ye getiren golü kaydetmişti Feyenoord adına. Ama bu gol galibiyet için yeterli olmadı. 90+5'te Slavia Prag son atakta diyebiliriz golü buldu ve deplasmandan en azından bir beraberlikte Çekya'ya dönüyorlar. Diğer tarafta Leicester City 0, PSV Eindhoven 0 günün golsüz biten tek karşılaşması. Aslında çok gol vaat ediyordu ama beklentiler gerçekleşmedi bu karşılaşmada. Taraflar beraberlikle ayrıldı. Bodo Glimt 2, Roma 1 bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor bu iki takım. Grup aşamasında da beraber aynı grupta yer almışlar. Bodo Glimt 2 maçın birini kazanmış. Diğerinde de 2 kez öne geçmesine rağmen berabere kalmıştı. Ki kazandığı maç da 6-1'lik skorla gelmişti. Dün de Roma'yı mağlup etmeyi başardılar. Son bölümde buldukları golle skorda 2-1. Ve diğer karşılaşma Konferans Ligi'nde Marsilya PAOK mücadelesi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya 2-1'le kazanmayı başardı. Cengiz Ünder, Dimitri Payet'in attığı golde asisti yapan isim oldu. Evet, dünkü maçlardan sonuçlar bu şekilde. Haftaya aynı gün, Perşembe günü 14 Nisan'da rövanş karşılaşmaları oynanacak ve yarı finale çıkan takımlar belli olacak. Normalde bugün, yani 8 Nisan Cuma günü Süper Lig'de yeni hafta da başlayacaktı ama dün Trabzon uçağı sis nedeniyle gecikince maçın cumartesi günü 20.30'a ertelendiği açıklandı. Maçın ertelendiği haberi tabii dün önemli bir gündem oluşturdu. O yüzden bugün Süper Lig'de karşılaşma olmayacak. Cumartesi ile birlikte oradaki programı da yine program içerisinde konuşuruz, söyleriz. Cumartesi günü 13.30'daki Karagümrük Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'de yeni hafta başlayacak. Dün tabii hakemler açıklandı Süper Lig'de. Derbinin kim tarafından yöneteceği merak ediliyordu. Fenerbahçe Galatasaray derbisini ise Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği resmen açıklandı. Tabii bu
atamada hemen tartışmaları beraberinde getirdi. Program içinde Ali abiyle birlikte bu konuya da elbette değineceğiz. Derbi var. Derbi öncesi açıklamalar var. Hem Fenerbahçe cephesinden hem de Galatasaray cephesinden. Mesela Galatasaray birkaç gündür aslında suskundu. Ama dün Torrent'in Habertürk'e yaptığı, verdiği röportaj. Fernando Muslera yine Bein Sports'ta konuştu. Fenerbahçe cephesinden açıklamalar var. Program içinde derbinin nabzında tutmaya gayret edeceğiz. Ve Avrupa'dan bir haberle de reklam arasına gidelim. UEFA beklenen açıklamayı yaptı. Finansal fair play kuralları artık yerini finansal sürdürülebilirlik kısmına devrediyor ve kulüpler elde ettiği gelirin %70'ini sadece harcayabilecek. Hani bu değişiklikten en öne çıkan değişim bu oldu. Yine bununla ilgili detayları size program içinde aktarmaya çalışacağız. Şimdi şarkı ve reklam aramıza gidelim. Sonrasında maçların yorumlarıyla burada olacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.15 saatlerimiz, dünkü Avrupa'daki karşılaşmaları şimdi konuşalım. Burada 19.45 seansı ve 22 seansı, iki farklı seansı toplam 8 maç oynandı. Biz de işte hangi maçları takip edebileceğimizi genelde konuştuk. 19.45'te öne çıkan eşleşme Leipzig-Atalanta'ydı ama itiraf ediyorum ki bu maça dayanamadım nedense. Yani 9 dakika geçti karşılaşmada. İki takım da bir üstünlük kuramadı. Çok basit hatalar, bir aksiyon göremeyince diğer maça bir şans tanıyayım dedim. Feyenoord Slavia Prag, aynı seanstaki diğer karşılaşma. Ve oradan da ayrılamadım. Maçın sonuna kadar da o karşılaşmayı takip ettim. Ve sonuca bakarsak da doğru da bir tercih yapmışım. 3-3 bitti. Günün en gollü karşılaşması. Gollerden bağımsız oyun olarak da, tempo olarak da, pozisyon olarak da güzel bir karşılaşma izledim. Son bölümü de çok nefes kesti. Orkun Kökçü 86'da 3-2'ye getirdi. Tam galip gelecek diye düşünürken uzatmanın da uzatmasında neredeyse Slavia Prag attığı golle beraberliği yakaladı. Hani müthiş bir heyecan vardı bu karşılaşmada. Sen diğer maçta kaldın ama. Leipzig-Atalanta. Evet. Slavia Prag gelene gidene 2-3-4 atıyor. Evet. Yani gol bulmakta hiç zorlanmıyorlar. İleri hattaki Yrasor, bu devre arası gelen oyuncuları yine bu karşılaşmada bir gol kaydetti. Çok acayip bir oyuncu. Yani Slavia Prag'da çok kalmaz. Yaz dönemi bile gidebileceğini düşünüyorum. Çok rahat adam geçiyor. Çok hızlı, çok çabuk. Gole çok yakın. Son vuruşları çok temiz değil belki ama çok da pozisyona giriyor. İnanılmaz bir şey. Nasıl bu kadar pozisyona girip bırakıyorlar peki? Sırları ne? Sırları bilemiyorum, hani hocalarına sormak lazım. Ama çok tempolu, enerjik bir takım Slavia Prag. İşte sol tarafta Olayinka, yine klasik. Artık hatırlayacaktır futbol severler. İleride Sor. Bu iki oyuncu hani hücumda yetiyor. Beklerden çok iyi katkı alıyorlar. Merkezden oluyorlar. Sor zaten başlı başına, tek başına bile pozisyon yaratabiliyor. Kendi bireysel çalımlarla birlikte acayip mesafe kat ediyor kontralarda. Sürekli hareket halinde. Çok hareketliler. İnanılmaz hareketliler. Onun da meyvesini alıyorlar. Dün gerçi 3 de gol yediler kalelerinde. Çok kaleci hatası da var. Mesela Orkun'un golü frikikten geldi. Sağ çaprazdan, keskin bir çaprazdan sağ ayakla Orkun kapattığı köşeye kalecinin vurdu ve kaleci oradan tabiri caizse yumurtladı, gol yedi. Hani basit goller diyorlar ama gol atmayı da başarmaları bu kadar fazla özellikle büyük bir iş onlar adına. Rövanş için de bence gayet avantajlı bir skor. Evinde Slavia Prag Feyenoord'u bence yener ve turu geçer diye düşünüyorum. Dün o yüzden hani bu maçı da izlemekten hiç pişman olmadım. Diğer maç peki nasıl geçti onu da merak ediyorum. Yani 9 dakikada gerçekten ben beklentilerimin çok altında bir performans gördüm. Hani izlediğim bölümde Nkunku sol stoperi Palomine'yi çok zorladı. Bir sarı kart gördürdü dakika 3'te. Ki genelde böyle erken dakikalardaki faullerde hakemler göstermeyebilir ama Michael Oliver, evet, mücadelenin hakemiydi, Şampiyonlar Ligi hakemi. Hiç acımadan gösterdi. Sonra da dediğim gibi takip edemedim. Çeyrek finalin en dengeli, en zor eşleşmesi olarak gözüküyor Leipzig-Atalanta. Dolayısıyla beklenti yüksekti. Bir de saati de iyi olunca
Hani 19.45 önünde yanında bir tane karşılaşma var. Genel olarak tabii Leipzig Atalanta ile başlandı. Belki senin gibi diğer tarafa geçenler olmuştur. Ama genel olarak bu karşılaşmanın da 9. dakikadan sonra, yani sen geçtiğin andan sonra ben beklentileri karşıladığını düşünüyorum. Öyleymiş okuduğum kadarıyla, evet. Kötü evet, maç yani olmamış. Temponun çok yükseldiği ilk yarı içinde de ikinci yarı içinde de bölümler oldu. Böyle 10'ar 15 dakikalık sekanslarda çok yüksek tempo, karşılıklı ataklar, iyi pozisyonlar, bazen beceriksizlik, bazen kaleci kurtarışları gördük. Mesela 17. dakikada Muriel'in attığı gol olağanüstü bir goldü. Onu izlemeni tavsiye ederim. Yani ceza sahasına soldan girip iki oyuncuyu paralel olarak geçip uzak köşeye müthiş bir gol attı. İkinci yarıda Leipzig'in bir atağında hani Michael Oliver bir penaltı verdi. Ama benim sevmediğim tarzda bir penaltı. Yani oyuncunun bir müdahalesi var ama o müdahale düşmeye yeter mi? Ben sevmiyorum öyle penaltıları, biliyorsun. Penaltı oldu. Penaltı kaçtı. André Silva kaçırdı. Ondan sonra dönen topa vuruldu. Kaleci yine kurtardı. Ona sevinirken kendi kalelerine gol attılar. Bir sonraki pozisyonda. He. Yani top döndü dolaştı. Taca çıktı. Taştan bir orta geldi. Zappokos da kendi kalesine gol attı. Penaltıyı da burada Merih yaptırdı. Merih'in müdahalesiyle oldu. Daha sonra Merih'in ikinci yarıda bir kafa vuruşu var. Birbirden sonra o pozisyonda da hani biraz daha iyi vurabilse golü de yapabilirdi. Sonra bir topa daha dokundu kornerde. Ama genel olarak hani bence senin ayrıldığın dakikadan sonra, belki de sıkıntı sendeydi, Leipzig Atalanta'da beklentileri karşıladı. Tabii izlerken çok bakmadım ama şimdi merak ettim. Hani sen öyle deyince acaba ben yanlış mı karşılaşmayı izledim, yorumladım diye baktım. 31 gol denemesi olmuş iki taraftan. Oldukça yüksek bir rakam. Atalanta 20 gol girişimi yapmış. Diğer tarafta Leipzig'in 11 gol girişimi var. Leipzig ev sahibi olarak çok şuta izin vermiş. Evet. Yani Atalanta tabii 1-0'dan sonra topu bıraktı. Ama Atalanta topu bıraksa da işte hücumda iyi işler yapmayı becerdi gene, genel olarak o söylenebilir. Atalanta'da biliyorsun hani temposuyla ön plana çıkan ekiplerden bir tanesi. Gasperini 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Evet, hücumdaki 3 oyuncusunu evet, değiştirmiş. İşte o değişikliklerle ya beraber Atalanta bir anda tekrar canlandı ve o dakikadan sonra 60 civarı olması lazım o değişiklikler. 61 değil mi? Ondan sonra hakikaten daha iyi işler yaptı Atalanta. Hatta şimdi bakayım, mesela Atalanta 20 gol girişimi yapmış ya, 13'ü ikinci yarıda gelmiş. Yani bu da zaten ikinci yarıda Atalanta'nın daha iyi işler yaptığını gösterdi. Bir direğe takıldıkları pozisyon var ama çok kolay bir pozisyon değil. Leipzig'in bir kafası yine direğe takıldı. Yani ilk söylediğim Atalanta'nınki de, o böyle dar bir açıdan direğe çarptı. İkinci pozisyonda Leipzig güzel bir kafa vuruşunda direğe takıldı. Genel olarak bence beklentileri karşıladı. Tur çok ortada. Öyle takımlar arasında çok büyük fark olmadığını zaten biliyorduk. Dün karşılaşmada da görüldü. Ama nesi güzel? Mesela iki takım da tempolu, dikine oynamak isteyen ekipler olduğu için ortaya bence iyi futbol çıktı. Ben şunu anlamadım. Maçı 9 dakika izledim. Atalanta üçlü savunma mı oynadı, dörtlü savunma mı oynadı ya da hücumda ne yapıyor bu adamlar? Dörtlü savunmada üçlü gibi hissettim ama tabii maçın genelini izlemediğim için şimdi mesela bir siteden bakıyorum dizilişi. Mesela 4-2-3-1 diye paylaşmışlar ama benim önümde 3-4-2-1 diye açık mesela. Aynen, mesela çünkü Atalanta ikisinin de oynadı. Mesela savunmada Martin Derun adam adama oynuyordu. O karşısında kim vardı? Dani Olmo vardı sanıyorum. Onunla adam adama oynuyordu. O nereye gitse yanında eşlik ediyordu. Çok farklı bir taktikti işte. O yüzden de ben demek ki haklıymışım taktiği çok anlamamakta. Yani bir taraf 4-2-3-1, bir taraf 3-4-2-1 diyorsa hani ikisinin de bir karmasını oynamış Atalanta. Çünkü net bir sağ stoperi yoktu karşılaşmada. Yani Martin Derun orta sahada oynuyor normalde. Ama dün hem sağ stoper gibi zaman zaman hem merkez orta sahada da Freuler'e eşlik etti. Onu söylemek lazım. Leipzig net bir üçlü savunma takımı zaten. Dün o çok gözüküyordu. Guardiol mesela dünya futbolunun yeni yıldız adaylarından biri. Sol bek, sol stoper oynuyor. Genç yaşta Leipzig'e transfer yapmıştı. Milli takımda da hatırlayacaklardır belki, Hırvatistan'da sol bek olarak oynamıştı. Neredeyse bütün maçlarda oynamıştı Guardiol. Hani çok potansiyelli gerçekten oyuncular var iki takımda da. Mesela Atalanta'da Kop Meiners son dönemin çok formda bir ismi.
Hollandalı bildiğim kadarıyla. O çok ön plana çıkıyor. Onun haricinde bakıyorum yine Leipzig'te Nkunku büyük takımların listesine girdi dedi maçı. Kim anlatıyordu gerçi o? Aykut Aydın. Aykut Aydın o söyledi Nkunku. Önemli bir isim. Keyifli bir maç olmuş ama dediğim gibi ben de diğer karşılaşmadan bayağı bir keyif aldım. Peki 22 seansı orada bir sürpriz yok. Frankfurt Barcelona ile başlayıp aynı şekilde bitirdim karşılaşmayı. Orada da tabii Galatasaray eşleşmesini gördükten sonra Barcelona'yı merak ediyordum. Frankfurt'a karşı ne yapacak? Frankfurt Galatasaray maçlarını görüp oradan da bir taktik değiştirecek yoksa kendi bildiği oyunu mu oynayacak? Dün Frankfurt gördüğüm kadarıyla bildiği oyunu oynadı. Yani Galatasaray gibi çok katı bir savunma anlayışı, kendi yarısamda kabul edeyim, tamamen kabul edeyim öyle bir anlayış yoktu. Önde de bastı, önde de top kaptı. Daha zaten çıkartmadı. Solla iki tane pozisyona girdiler. Aynen. İlk 15 dakika çok büyük baskı vardı. İki net pozisyon orada Frankfurt adına kaçtı. Bir tanesi de çok netti. Yani o sağdan yerden ortada sol ayakla çok uzak köşeye vurdu. Onu atması gerekiyordu Sov'un. Onu atamadı ama o baskıyla hissettirdi bu maçın Barcelona adına kolay geçmeyeceğini. O esnada yine Pedri'nin yanılmıyorsam çok güzel bir şutu var. Ya da Gavi'nin miydi? Pedri'nin miydi? 90'a doğru giden Trapp'ın çıkardığı ilk 15 dakika içerisinde. Hatta o Frankfurt pozisyonlara girmeden hemen önce Barcelona bir uzaktan şutla rakibi tehdit etti. Pedri'nin yine bir savunma müdahalesi var. O bölümde topu korner attığı bir pozisyon var, hatırladın mı? Yok, onu hatırlamadım. Kayarak geldi, vurdu topa. Frankfurt'un atak yönüne göre sağ taraftan korner oldu. Orada da kritik bir hamle yaptı. O da çok önemli hayatıydı. Evet, ikinci yarı, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı hemen başında da Frankfurt öne geçti. Çok şık bir gol. Knauf, Dortmund'un oyuncusu, kiralık gelmişti o da. Frankfurt öne geçti. Yani maçı takip edenler için bu gol hiç sürpriz değildi. Frankfurt'un hani bir yerde gol atabileceği hissediliyordu. Çok cesur oynadılar. Sonrasında 66'da Barcelona beraberliği buldu ki o beraberlik de aslında oyuncu değişikliklerinden sonra oyun değişti çok net bir şekilde. Gavi çıktı, De Jong girdi, Adama Traore çıktı, Dembele girdi ve gole bakarsanız Dembele ile başlayan, Frankie De Jong'la olgunlaşan, Torres'le de biten bir atak net olarak hani o değişikliğin gole yansıdığını Traore'yi gördük. Traore'yi yaz döneminde bırakırlar mı? Çok kötü gerçekten, hiç balde yapmayanları Dembele girdikten sonra hemen etki etti. Traore kiralık mı Barcelona'da? Bonservis verdi bildiğim kadarıyla. Bonservis verdi mi? Evet. Barcelona, ona da bakalım hemen. Neyse 1-1 oldu karşılaşma ama sonrasında da mesela Frankfurt gayet cesurdu. 10 kişi kaldı 78'de yine cesur, yani golden pardon kırmızı karttan hemen sonra çok iyi bir kontra yakaladılar. İşte 3-3, 4-4 daha fazlasını da bulabilirlerdi 10-11 oyunda. Barcelona da o bölümde bir gol çıkaramadı. Barcelona pek gününde değildi. Yani Frankfurt bence oynatmadı. Hani Barcelona mı gününde değildi, Frankfurt mu çok iyiydi? Belki ben Frankfurt tarafındayım daha fazla. Çünkü hani kadro iyi Barcelona'da. İlk yarıda bir değişiklik oldu mecburi Pique Langle ama o da çok maçı etkileyecek bir değişiklik değil. Hani Pique çıktı, Barcelona çöktü diyeceğimiz bir durum yoktu ama Frankfurt bence fizik olarak da çok iyiler. Zaten Fenerbahçe maçlarında da görmüştük. Buna organizasyonu da ekleyince hücumda sol tarafta mesela Kostić de çok etkili oldular. Knauf yine sağ tarafta çok etkiliydi. Barcelona'yı bir hayli zorladılar. Rövanş o karşılaşmada da kolay geçmeyecek. Yani aslında Barcelona'yı durdurmanın öyle tek bir yolu yok. Torrent kendi takımını görüp öyle bir yol seçmişti ama dün gördük ki illa böyle geride kabul etmeye gerek yok. Önde de basarak orada Busquets'i, işte Eric Garcia'yı, Gavi, Pedri'yi zorlayabileceğini gösterdi Frankfurt. Onlar adına güzel bir akşam geride kaldı. Sen etkilendiğin bir oyuncu var mı mesela Frankfurt'ta? Onlar da üçlü bir savunma anlayışıyla çıktılar. Klasik, yıllardır aslında oynuyorlar. 3-4-2-1 gibi bir düzen, savunmada 5-4-1'e dönüyorlar. Yoksa takım olarak mı beğendin? Çok öyle bireysel anlamda birinden etkilendiğimi söyleyemem. Leipzig-Atalanta maçı bana daha keyif verdi. Onu da söyleyeyim. Hani ben biraz daha iyi, böyle bayağı baskın bir Barcelona bekliyordum açıkçası. Özellikle El Clasico galibiyetinden sonra hani Barcelona'nın çok daha rahat olacağını Almanya'da, çok daha dominant bir oyunla kazanacağını bekliyordum ama bazı karşılaşmalarda takımlarda 3 aşağı 5 yukarı karşılaşmanın
ilk düdüğüyle beraber kendilerini belli ediyorlar. Hani dün maçın başlangıcı, işte gidişatı ilk 10-15 dakika hani Barcelona pek gününde değildi. Bana gösterdi. Tabii hani kenarda olan oyuncular, işte Adama Traore'nin de varlığı biraz onda etkili. Şimdi hani mesela Ferran Torres daha çok ceza sahası içerisinde doğru anda, doğru noktada topla buluşan bir oyuncu. Öyle çok da yaratan bir isim değil açıkçası. Şimdi Ferran Torres ve Adama Traore olduğu noktada bir tanesi zaten ayakta kalmakta da zorlandı maçın ilk bölümünde. O zaman Frankie de Jong'un yokluğunu da eklersen böyle bir hani hücumda Barcelona bir türlü istediklerini yapamayan bir görüntü çizdi. O yüzden öyle çok keyif almadım açıkçası maçtan ben. Yani ben de bir önceki maçtan daha fazlasını almadım. Hani o yüzden de böyle çok hani oyunculara vay şu ne yapıyor bu ne yapıyor diye de açıkçası çok dikkatli bakmadım, onu da söyleyeyim. Ama öteki maçta hani belki takımların denk olması, belki işte daha fazla fiziki mücadele, daha fazla koşulu hareketli bir oyun daha ilgi çekici geldi bana. Yani bu maçta evet Eintracht Frankfurt mutlaka, senin de söylediğin doğru. Hani Eintracht Frankfurt da Barcelona'yı kötü gösterdi ama Barcelona'nın oyuncu profili de ve oyuncuların performansı da dün yeterli değildi. Yani kazansalar çok hak ettikleri bir galibiyet olmayacak. %100 yani 10-11'de bile öyle çok aman aman bir üstünlük ortaya koyamaması da birçok şeyi bence gösteriyor son bölümde. Şimdi diğer maçlar, biz izlediğimiz maçları tabii konuştuk ama izlemediğimiz karşılaşmalarda da önemli hikayeler vardı. Mesela Bodo Glimt bu sezon Roma ile 3. maçına çıktı. 2. galibiyetini aldı, yenilmedi. Diğer maç beraber 6 gollü bir galibiyet almışlardı. Dün de 2-1 ile İtalya'ya avantajlı bir şekilde gidecekler. Geri düştüler ilk yarıda ama ikinci yarıda 56'da ve 89'da bakıyorum. 2 golle Bodo Glimt kazanmayı başardı ve bu galibiyetle birlikte de ülke puanında bizi geçti Norveç. Dünü biz bu sonuçlarla birlikte 20. sırada evet, kapattık. 19'duk. Belki dikkatli dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ama işte bu Bodo Glimt'in tek başına performansıyla, çünkü aldığı o puanlarla birlikte şu anda Norveç 17. basamağa kadar çıktı. Haftaya 20. girmişler. Bizi, Hırvatistan'ı, Danimarka'yı geçip 17. sıraya yükselmiş. Puanlar çok yakın olduğu için. Evet, çok yakın orada. Hani biz 27.1, Hırvatistan 27.15, Danimarka 27.175, Norveç'te 27.25. Çok yani 0.1'ler ayırıyor burada takımları. Ama bu saydığım diğer 3 ülkenin takımı kalmadı. Yani ne bizim, ne Hırvatistan, ne Danimarka'nın takım yok. Bodo Glimt bir sonraki turu da geçerse sıralamada daha da yukarısına gidebilir. Tabii diğer takımların da performanslarına göre. Çok büyük iş Bodo'nun yaptığı. Birçok yıldız oyuncusunu kaybettiler bu süreçte, son 1,5 yıllık periyotta. Ama teknik direktörleriyle geliştirdiği oyun anlayışları, hani isim fark etmeksizin performans veren bir sistem takımı şu anda Bodo Glimt. Hatta şu da söyleniyor, işte teknik direktör arıyor ya bazen takımlarımız, bizim de Beşiktaş mesela, niye acaba Bodo'nun hocasına gitmedi? Çünkü hani Slavia Prag hocası gündeme gelmişti, Tripišovski, ama bu Norveç temsilcisinin de hocasının yakın zamanda bir transfer yapması bence kaçınılmaz. Hani bütün futbolcu neredeyse gönderiyorlar ama o sistemi yaratan teknik direktörün de ben büyük takımların radarına gireceğini düşünüyorum. Diğer maçlarda mesela Marsilya'da Cengiz Ünder sahaya çıktı. O da Payet'in golünde asisti yapan oyuncu oldu. Dün Çağlar oynamadı milli futbolcularımızdan. Maç kadrosu yoktu. Bir cezası mı vardı, sakatlığı mı vardı Çağlar'ın? Bilmiyorum, bakmadım. Karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Meri oynadı. Orkun oynadı, gol attı. Cengiz de yine dünkü karşılaşmada asiste geceyi tamamladı. Ama en büyük sürprizlerden biri dün Leicester PSV'nin golsüz eşitlikle sona ermesi. Aslında çok gol vadeden bir karşılaşmaydı. Sen de karşılık gol var demiştin bu karşılaşmaya ama iki takım da gol çıkaramadı. Şut olarak da çok böyle aman aman şutların atılmadığı bir karşılaşma. Ev sahibi takım 10 şut, PSV'de sadece 5 şut da kalmış. Toplamda da 3 isabetli şut çıkmış bu mücadelede. Bakalım rövanş orada nasıl geçecek, onu hep birlikte göreceğiz. Sabah da söyledim, çok dengeli bir gün oldu Avrupa'da. 5 maç berabere bitti, 3 maçta birer farklı ev sahibi galibiyetiyle sona erdi. Deplasmanda kazanan çıkmadı ilk maçlarda. Bakalım bu denge ikinci rövanş karşılaşmalarında bozulacak mı, onu da hep beraber göreceğiz. Var mı senin notun, benim es geçtiğim bir şey, dikkati çeken? Yok.
O zaman bu faslı kapatalım. Reklama gidelim. Reklamdan sonra buradayız yine. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.39 saatlerimiz... ...şimdi hafta sonu... ...Fenerbahçe Galatasaray derbisi var... ...tabii ki tüm taraftarların gözü kulağı... ...bu karşılaşmada ve bu maç öncesi de... ...gelişmeleri eminim birçok kişi... ...yakından takip ediyordur... ...dün de Galatasaray cephesinde... ...röportajlar vardı... ...özellikle Galatasaray Teknik Direktörü... ...Domenech Torrent'in Habertürk'e verdiği... ...röportaj... ...oradan şimdi birkaç anekdot... ...sizlere aktaracağım Habertürk TV'den... ...Ayhan Şensoy'a konuştu... ...İspanyol Teknik Direktör... Biz diyor özellikle pozisyon oyununu geliştirmeyi başardık. Herkes kendi pozisyonuna sadık bir şekilde oynamaya başladı. Topla çıkışları doğru bir şekilde yapalım. Top kaybında iyi bir şekilde baskı yapalım. Ama hala geliştirebiliriz bunları demiş Domenech Torrent. Şu soru geliyor. Galatasaray'da oyuncular sizin sisteminize çabuk adapte olabildi mi diye. Buna da çok samimi bir cevap vermiş Torrent. Hayır, bu konuda hiç memnun değilim aslında. Çok daha geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncuların sahada çok daha kendilerini göstermeleri gerekiyor. Açıkça çok memnun değilim ama zamana da ihtiyacımız var demiş. Tabii teknik direktörler için olmazsa olmaz şeylerden biri zaman ama Torrent de Türkiye'de bunun zamanı çok fazla teknik direktörlere verilmediğini de tahminimce biliyordur. Ama zaman istemekten de geri durmamış. Şimdi birazdan açıklamanın devamında yine bu zamanla ilgili birkaç detay olacak. Onun haricinde bakıyorum diğer konular takım öğrenme konusunda nasıl diye sorulmuş. Bu konuda da inanılmaz memnunum onlardan. Şimdi açıklamalar da kendi içinde çelişiyor mu çelişmiyor mu sizin takdiriniz. Antrenmanlara çok iyi bir şekilde odaklanıyorlar. Kendilerini geliştirmeye açıklar. Söylenen şeyleri dikkatle dinliyorlar demiş. Tüm oyuncularımızın insani değerleri mükemmel seviyede. O konuda aşırı memnunum kendilerinden diyor. Ve bu rakip analizinden bahsetmiş. Mesela Guardiola ile 11 yıl çalıştığı sürede en iyi yaptığımız şey buydu diyor, rakip analizi. Üçüncü lig takımına karşı da Şampiyonlar Ligi maçı gibi hazırlanıyorduk. Tabii ki bunu hem iyi savunma hem de iyi hücum yapmak için yapıyoruz. En önemlisi de boşlukları bulmak için yapıyoruz. Mesela dün öğlen ben Nuri Şahin'in röportajını izledim. O da aynı şeyi söylüyor. Yani nerede boşluk buluruz, nerede avantaj sağlarız, nerede 3'e 2 üstünlük kurarız ya da 4'e 3 bir fazla nerede olurum? O boşlukları nasıl bulurum? Bütün teknik direktörler bunun derdinde. Torrent'te bunu röportajında açıkça dile getirmiş. Mesela rakibe göre değişmek önemli diyor. Alanyaspor'un net bir topla çıkışı var. Fakat Fenerbahçe'nin farklı bir stili var demiş. Yine düne dönecek olursam mesela Nuri Şahin de rakip takım analizlerinde önce rakibin out atışını nasıl kullandığına baktığını söyledi. Oradaki diziliş nasıl çıkıyorlar? Paslı mı, stopere mi, beke mi, orta sahaya uzun top mu? İlk ona bakarım sonra kademe kademe diğer analizleri yaparız demiş. Yani her yediğin yoğurt işi de farklı ama benzer noktalarda ister istemez oluyor. Klopp örneği veriyor Domenech Torrent. Bu tarz hani bir stil oluşturmak için takımlarda zamana ihtiyaç var. Mesela diyor Klopp kendi sistemi üzerine 3 yıl çalıştı. Bu sürede hiç kupa kazanamadı. Aynısı Guardiola için de geçerli. Mesela onun City'ye geldiği ilk sezon kupa kazanamamasından ama ertesi sezon 100 puanla şampiyon olmasından bahsetti. Fakat bunlar güzel ama Türkiye'de işte Torrent'e bu zaman verilecek mi? Şimdi ne konuşuluyor? Yaşar Famamcıoğlu ya da Metin Öztürk ikisinden biri gelirse Torrent'le yolları ayıracak diyor. Şimdi hocanın da böyle bir lüksü kredisi kalmıyor maalesef. Tabii bir de hani mesela şu da var. Verdikleri örnekler çok uç örnekler. Çok uç takımlarda uç teknik adamların örnekleri. Ya orada çalışmış. Hani Guardiola örneği orada. Klopp da tabii diğer bir uç örnek. Hani şöyle hani şimdi Türkiye'de bir teknik direktöre 3 sene versen de hani takımın çok çok iyi olacağının da bir garantisi yok. Çünkü çalıştıkları oyuncular, çalıştıkları ekip, oynadıkları lig hepsi farklı. Ancak o seviyeyi hayal etmesek bile, o seviyede bir oyun hayal etmesek bile eğer doğru teknik adamla bir süre çalışırsanız işlerin iyi olacağı da zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. Ancak işte Torrent biraz şanssız bir teknik adam.
Bunu kabul etmek gerekiyor. Bir kere Fatih Terim sonrası gibi çok kaotik bir dönemde Galatasaray'ın başına geldi. Gelişi de sıkıntılıydı. Önce yardımcı antrenör olarak lanse edildi. Sonra bir anda teknik direktör olarak konuşuldu. Geldi, taraftar maçlarda Fatih Terim maskesi taktı. Ondan sonra Florya'da bütün yapı değişti ki o yapı Fatih Terim tarafından oturtulmuştu. Fatih Terim'i çok seven oyuncular var. Ondan sonra sevmeyen oyuncular var. Yani hani Torrent açısından başlangıç zor olacaktı. Bir de Torrent'in ilk başlardaki oyun anlayışı da pek tutmayınca çok ağır mağlubiyetler geldi Galatasaray'da. İşte tarihe geçen kötü başlangıçlar, Galatasaray'ın başında 2 maçını kaybeden, Galatasaray'ın maçında başında 3 maçını kaybeden, ilk 5 maçını kazanamayan, hani Torrent açısından kötüydü ama aslında kısa diyebileceğimiz bir dönemde işleri de bayağı bir ters çevirmeyi başardı Torrent. Bu da onun başarısı. Ancak tam böyle işler onun adına iyi giderken bu kez Galatasaray'da İbra krizi ortaya çıktı. Ve bugün gelinen noktada işte az önce senin söylediğin gibi hani Galatasaray'ın bugün seçime girecek başkan adayları netleşecek. Eğer yeni bir aday çıkmazsa şu an 3 aday var. Dün yok Begüm Özkan aday olmayacağını açıkladı resmi şekilde. Bir isim daha Ali vardı. Ali Fatinoğlu vardı. Evet, o da mı? O yok mu? Bildiğim kadarıyla 2 isim şu ana kadar. 2 isim. Tamam, 2 isim ya da 3 isim diyelim işte her ne olacaksa. Pek Torrent akıllarında yok. Şimdi onların aklında Torrent'in olmaması Galatasaraylı oyuncuları da bence bir anlamda kötü etkiler sezonun geri kalanında. Bu da yanlış değil mi bu arada yeni başkanlar için? Belki de kafalarında da vardı. Şimdi biz haberlere göre konuşuyoruz. Ben de ama olsa herhalde çıtlatırlardı belki. Ama Ali abi şimdi gelip hiç Torrent'le de konuşmadan seninle yollara ayıracağız denmez. Bu da başkanlık ve yöneticilik değil, kusura bakmasınlar. İlk önce gidip konuşacaklar, rapor alacaklar. İkna ederse de kalması lazım. Ya illa benim kafamda Rudy Garcia var, ben onu getireceğim, Torrent'le yollar arayacağım. Bence bu doğru bir yol değil. Değil değil. Yaz döneminde çünkü teknik direktörü yoktu. İstediğini getir ama şimdi senin sözleşmeli bir teknik direktörün var. Yok, ben sana katılıyorum da hani başkan adaylarının kafasında olsa söylerlerdi. Yani mesela onu da söylemediler. Daha şimdi, karar vermedik hani bir Torrent'le görüşeceğiz. Hı. Öyle bir şey de denmedi mesela. Denmedi ama bu 30 Nisan'a kadar bence birçok yere röportaj verecekler ister istemez. Şimdi bugün listeler tamamen teslim edilecek. 30 Nisan'a kadar 3 haftalık bir süre var. Orada söylenebilir yani, diyorsun. Radyo Spor'a bağlanır, Hürriyet'e konuşur, NTV'ye konuşur, BİN'e. Orada illaki sorulacak. Torrent'le devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Orada anlarız. Daha o yüzden biraz erken bence bu tartışma içinde. Ama neticede ben oyuncuların da biraz etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da takip ediyorlar, onlar da konuşuyorlar, onlar da görüyorlar, onlar da okuyorlar. O da Torrent'in genel olarak hani Galatasaray'daki macerasının biraz şanssız olduğunu göstermekte. Futbola bakışını hep söylüyorum, ben beğeniyorum. İşleri bu kadar kısa sürede Galatasaray'ın lehine çevirmesi de önemliydi. Sonuçta Galatasaray zorluk seviyesi yüksek 3-4 tane karşılaşmayı iyi anlamda oynamayı başardı. Sen işleri tersi çevirdi diyorsun. Ben pek hala orada değilim. Yani hala tam olarak tersi çevirdiğini düşünmüyorum. Mesela başlangıcını düşünürsen. Ya başlangıcı düşünürsen zaten daha kötü olmazdı herhalde ama mesela milyar öncesi öyle mi başladı diyorsun? Çok kötü başlayayım sonra başarılı gibi gözüküyor. Ha aynen. O kadar kötü bir başlangıç yapayım ki gönderemezler de zaten 3-4 maçta. Sonra, ne yaparsam iyi gözüksün. Sonra takımı toparladım diye gözüküyor. Çünkü hani şu yüzden diyorum, hani beklediğimiz bir şeydi gerçi milyar öncesi Gaziantep maçı ama hani o maçtaki görüntü işte 3-1'lik mağlubiyet, şimdi çok yine istikrarsız. Şimdi Karagümrük maçı evet rahat geçti 2-0 ama şimdi derbide yine bir sürpriz yumurta mı çıkacak? Yine kötü bir Galatasaray mı göreceğiz? Hala bir 3 maç mesela bir seri gördük mü Galatasaray'dan? 3 maç iyi oynadı. Hani galibiyeti geçtim. Ama iyi oynadı. Bu Galatasaray eski Galatasaray gibi şu ana kadar. 2 Barcelona, Beşiktaş. Al sana 3 maç işte. Yani Barcelona da kendi içinde çok farklı bir karşılaşma. Yani o zaten ekstrem. Zaten Barcelona maçında da hani Galatasaray'dan ne bekliyordun? Ne aldın? Öyle bence düşünmen lazım. O bir eşleşmeydi ve turu geçmek için mücadele ediyordun orada. Turun içinde kaldın mı bir şekilde? Senden çok daha güçlü bir takıma karşı kaldın. Arada Beşiktaş derbisini iyi oynadın. Ha, diyebilirsin ki Beşiktaş derbisinde de işte erteleme gündeme geldi. Hı hı. Öyle bir motivasyon vardı. Olabilir, bunlar futbolun içinde var ama aynı şekilde işte Gaziantep maçı da, senin söylediğin Gaziantep maçı da zaten hani burada biz seninle daha o maça 2-3 karşılaşma varken söylemiştik. Yani Konya
Barcelona, Beşiktaş, Barcelona serisi bittiği noktada oyuncular bırakacaklardı kendilerini ve Gaziantep maçı sonrası da milli ara vardı, doğru mu? Evet. Dolayısıyla o maç zaten belliydi açıkçası Galatasaray adına. Ama ben hani Galatasaray'da yine de bir toparlanma, bir iyi gidiş olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylemekte haklısın. Hani sadece Torrent'in başlangıcı değil, Fatih Terim'in bıraktığı dönem de kötüydü Galatasaray. Sonuçta işte 8-9 ya da 10 haftada bir galibiyeti vardı galiba Fatih Hoca'nın bıraktığı dönemde. İşte ondan sonra kabus gibi 3-4 tane maç oynadı Torrent. Ondan sonra diyebilirsin ki zaten hani bir şekilde daha iyi olurdu. Evet, bunlar söylenebilir. Ancak Galatasaray'da oyuncuların 3 aşağı 5 yukarı hani pozisyonları Fatih Terim döneminde de belliydi. Torrent döneminde de belli. Ama yapmaya çalıştıkları saha içerisinde biraz farklılaştı. Ama başa dönecek olursak hani zaten biraz daha süreye, belki birkaç tane iyi oyuncuya, şimdi şunu da eklemek gerekiyor. Mesela Galatasaray'ın sezon başından beri en fazla sıkıntı yaşadığı, en büyük problem yaşadığı bölge 6 numaraydı. Yani maşallah ara transferde bir hamle yaptı Galatasaray. Asunsa'dan daha kötü oldu neredeyse. Hani Galatasaray'ın bu sezon Asunsa artı Erik Pulgar hamlesi, yani 6 numara nasıl alınamaz diye belgesel olur. Netflix belgesel yapar. Hani evet. Fatih Terim belgeselini yapacaklar. Bir de 6 numara nasıl alınamaz diye belgesel yapmak istesen bu sene Galatasaray'dan çıkar. Hani Galatasaray'da belki ara transferde doğru bir hamle, iyi bir hamle merkez orta sahaya biraz daha işleri kolaylaştırırdı. Galatasaray'ın sezon başından beri en büyük problemi merkez orta sahayken, hani merkez orta sahada bir tık Galatasaray ileri gidemedi. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken, Fenerbahçe'de takımın iyileşmesini, bir tık yukarıya çıkmasını, Crespo Zayas ikilisinin bulunmasına, onların temposunu, onların hareketliliğine, onların enerjisine bağlarken direkt rakibine bakıp da Taylan Berkan'ı gördüğün zaman ve Taylan Berkan'ın iyi oynadığı karşılaşmalar, az önce bahsettiğimiz 3 mücadele olursa tüm sezon boyunca, aslında yani Fatih Terim'in de Torrent'in de çözemediği problem orası gibi gözükmekte. Transferle de Galatasaray çözemedi. Takım içinden de çözemedi. Şimdi yine direkt rakiplerinden bir tanesi Beşiktaş'ta. Yani beğen beğenme ama orada Josef de Souza, Atiba, Pjanić, hani yüksek kaliteli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Yani Can sonuçta evet genç bir oyuncu ama potansiyelli, enerjik. Bir de Beşiktaş orada rotasyon da yapabildi. Hani Galatasaray'ın rotasyonu da çok dar orada. Hani dönüyorsun, dolaşıyorsun, elinde Berkan'la Taylan kalıyor. Olmadı diyorsun, öteki tarafa bakıyorsun, yine Berkan'la Taylan kalıyor elinde. Onun da zorluğunu yaşadı, kabul etmek gerekiyor. Daha ne kadar savunayım Torrent'i? Daha ne kadar devam edeceğiz? Saatimiz kaç? 7.52 oldu. Daha vaktim var istersen, yani program uzun. Ben de şuradan gireyim. Taylan Berkan konusu Galatasaray'ın şu anda değişilmez oyuncuları. Hem yerli olmaları hem de orta sahada zaten hani eli yüzü düzgün başka oyuncusu da yok Galatasaray'ın. Fakat bu iki oyuncu şu ana kadar toplamda sahada 6.000 dakika kaldılar. Golleri yok. Hadi 6 numaranın gol atmaması çok anormal bir şey değil. Taylan'ı bu açıdan çok garipsemeyebiliriz ama Berkan'ın mesela bir 8 numara olarak oralarda daha fazla bulunan bir oyuncunun en azından 2-3 gole etki etmiş olması lazım. Sadece 2 asisti var bu iki oyuncunun, o da Berkan'dan gelmiş. Diğer tarafa bakıyorsun, Fenerbahçe'nin fark yarattığı Crespo Zayas ki dakikaları toplam 4.000 civarı, yani 6.000'e 4.000 gibi düşün. Crespo 3 gol 3 asist, Zayas 7 gol 1 asist, yani 10 gol 4 asistlik bir katkı almışlar. 6 ve 8 olarak gözüken oyunculardan ki daha diğer 6-8'leri de saymıyorum Fenerbahçe'deki. Eminim orada da vardır gol ve asistler. Bu işte Galatasaray'ın en büyük sıkıntılarından da biri. Zaten sezon başında bunu da söylemiştik. Evet, merkezden o gol katkısını bir de alamadılar. Mesela Çıkıldağ da Galatasaray adına talihsiz bir zamanda hastalandı. Hastalıktan dönemedi. Geçen gün kendi de söylemiş. Hani Covid'den sonra evet bir türlü toparlayamadım diye, daha yeni yeni kendimi buluyorum diye. Yani Covid bitecek, Çıkıldağ daha kendine gelemedi. O da bunu eleştiri olarak söylemiyorum, yanlış anlamayın. Bazı insanları böyle etkiliyor. Tabii her bünye aynı tepki vermiyor hastaya. Aynen, o eleştiri için söylemedim ama hani süre çok uzadı orada da.
Biz dedik ki yani Çıkıldağ'a tam kendini buldu, iyi işler yapıyor. Ondan sonra ceza sahası içerisine giriyor, skoru etki ediyor. Çünkü oradaki oyuncudan beklentin o değil mi? Ama bir baktık hastalıktan sonra bambaşka bir oyuncu geldi. Güçsüz, yanındaki oyuncuya pas atamayan temposuz. Bir evet isim olmuştu Çıkıldağ. Hadi dedik 1-2 hafta olur böyle ama çok uzadı o süreçte. O da ayrı bir şanssızlık. Bak bir kere daha korudum işte. Torrent'in bir de bu durumu var. Şeyi o zaman ekleyelim. Sağ beklerin performans düşüklüğü. Sasha Boyin'in o da bir Covid mi? Sakatlıktan iyi dönemedi. Evet, Omar zaten. Para bir durumu mu var? Hani ekonomik olarak bir sıkıntısı mı var? Evet. Sasha Boyin onu konuşmuştuk. Çünkü yani sağ bekte de hani Semih oynadı, Ömer oynadı son dönemde. Neticede şaka bir tarafa. Bunlar bir futbol takımının sezon içerisinde başına gelebilecek aksaklıklar. Teknik adam da zaten bunları çözmekle yükümlü. Bu zorlukları aşmakla yükümlü. Ne kadar o zorlukları aşabilir, mücadelenin içinde tutabilirseniz takımı, o kadar zaten iyi teknik adam oluyorsunuz. Ancak tekrar söylüyorum, Torrent'in maç önü, maç sonu konuşmaları, bununla beraber saha içerisindeki hal ve hareketleri, Galatasaray temsil noktasında bir kere bence başarılı bir teknik adam, onu söyleyeyim. Geldiğinden beri sahanın içinde kalmaya çalışması, hakemlerle ilgili öyle çok fazla etliye sütlüye karışmaması. Yani dün verdiği röportajda hiç bir şey yok hakemlerle ilgili. Yani onun üzerinden okumuyor. Evet. Ve mesela sakatlıklar yüzünden de okumuyor. Yani bunlar diyor futbolun içinde var. Hani eğer oraya mesela Kerem'le alakalı olarak diyor ki tabii ki en iyi kadromuzla çıkmak isteriz, en iyi oyuncularımızla çıkmak isteriz ama oraya odaklanırsak yanlış yere bakarız diyor. Yani böyle cümleleri beni benden alıyor zaten. Bir teknik adamın ben böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Hele büyük takımda çalışan bir teknik direktörüm. Şimdi sen Premier Lig'de ufak çaplı, mütevazi bir takımsındır. En iyi oyuncun sakattır. En iyi iki oyuncun sakattır. Rakiplerinin çoğu senden daha kaliteliyken o iki sakatlık seni elbette ki etkiler. Ve sen teknik adam olarak dersin ki ya benim Mert gibi bir golcüm vardı. Bugünkü maçta yok. Elbette etkilendik. Buna da kimse bir şey demez. Ama Türkiye ölçeğinde büyük takımı çalıştıran bir teknik adam bu kadar fazla avantaja sahipken ondan sonra bizim şu eksiğimiz bu eksiğimiz vardı dediği zaman biraz komik oluyor. Ama işte bak Torrent diyor ki hani tabii ki en iyi kadroyla çıkmak isteriz ama eğer oraya da gidersek, sakatlıklara doğru gidersek yanlış açıdan değerlendirmiş oluruz diyor. Bu bakımdan ben seviyorum Torrent'i ve hani biraz ortam ona uygun olsa, hani Galatasaray'ın huzurundan bahsediyorum ortam derken, belki biraz daha zamanı olsa başarılı bir yapı oluşturabilir. Ben de bu izlenimi bıraktı. Hı hı. Ben öyle görüyorum Torrent'i. Ancak hani bu öngörü tutar tutmaz orasını bilemem tabii ama benim gördüğüm iyi bir futbol adamı, iyi bir futbol düşünürü, iyi niyetli bir futbol düşünürü ve çalışkan bir futbol adamı. Yani bir şeyler yapmak, hani buraya gelen o yaştaki çoğu teknik adam gibi öylesine durmuyor burada belli. Yani Galatasaray'dan bir şey çıkarmak, Galatasaray'ı bir noktaya taşımak istiyor. Bunlar benim için yeterli açıkçası. Son olarak da reklamdan önce hakemlerle ilgili hiç konuşma dedim ama şunu söylemiş. Mesela hakemlerin ilk yarılarda çok az uzatma verdiğine dikkat çekmiş. Bu normalde daha fazla olmadan 2-3 dakika ekliyorlar ama normalde oyun daha fazla duruyor. 6-7 dakika eklemeleri lazım demiş. Hani Premier Lig'de bunun örnekleri var. Türkiye'de ise bu fazla yapılmıyor. Yani bu da en maksimum eleştirisi bu. Hakemlerle ilgili bu da naif bir eleştiri kendisinden. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra Torrent'in açıklamalarına devam edeceğiz. Çünkü orada da yine dikkatimi çeken Cruyff'la ilgili, Galatasaray'daki durumla ilgili, Emrah Baba, Yunus Akgün konusu, derbi, bunlarla ilgili açıklamaları da var. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, yeni saatte de Torrent'in açıklamalarından devam ediyoruz. Sizi en çok etkileyen teknik direktör kim oldu diye sormuş ve cevapta ben Johan Cruyff'u çok beğendiğim için antrenör olmak istedim. Pepe de hep öyle derdim. Johan İspanya'ya geldiğinde her şeyi değiştirdi. Hiç kimse onu anlamıyordu. Tamamen farklı oynatıyordu. Neden kazandıklarını bilmiyorlarsa neden kaybettiklerini nasıl bilecekler sözü beni çok etkiledi. Bu sana her şeyi anlatıyor demiş Torrent. Sonrasında diğer soruda da
Cruyff'un bu sözünden yola çıkarak, yani neden kazandıklarını bilmiyorlarsa neden kaybettiklerini nasıl bilecekler? Galatasaray kulübü neden bu durumda olduğunun yanıtını Torrent verebilir mi? Bu soru gelmiş kendisine. O da şöyle cevaplıyor, durum tespiti şu: sayılar bazı şeyleri açıklamaya yardımcı oluyor. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun ligde 8 golü var, Mustafa Muhammed ise 6 gol atmış. Ligin ortasından yukarıdaki takımlara bakarsanız rakip takımların hücum oyuncuları daha fazla gol katkısı yapmış. Atağı bitirme ve maçı koparma konusunda başarılı olamadık. Mesela Denizli maçına örnek vermiş, Galatasaray'ın kupada elendiği. Galatasaray o akşam 12 gol atabilirdi ama atamadı. Çok fazla fırsat yarattı ama atamadı. Bence sezonun anahtar noktası bu. Torrent'in tespiti bu olmuş. Zaten hani XG'lere de bakınca attığın, yediğin, Galatasaray'ın bu anlamda ligin en kötü avaraja sahip takım olduğu gözüküyor. Yani çok iyi XG yakalıyor, atamıyor. Kalesinde de az görmesine rağmen beklentiden daha fazla gol yemiş şu ana kadar. O yüzden de Galatasaray'ın hani ligdeki konumu şu anda orta alt tarafta gibi gözüküyor. Tespiti katılırsın herhalde sen de. Bitiricilik sorunu demiş kısaca. Evet. Beşiktaş'ın da başına gelen sorun bu sezon. Yalnız bunu tek başına da değerlendirmek bence çok doğru değil. Çünkü büyük takımlarda bir noktada böyle işte pozisyon ürettiğiniz, kazanmanız gereken karşılaşmaları kazanamadığınız anda sonraki lig mücadeleleri direkt etkiliyor. Yani yarıştan kopmak demek, üst üste 3-4 maç kazanamamak demek, büyük takımlarda kaos demek. O kaosun da geri dönüşü büyük takımlarda daha zor. O yüzden bütün sezonu etkileyebiliyor. Hani normal şartlarda biraz daha dengeli, biraz daha oturmuş takımlar 3-4 maçlık kötü periyotlardan daha kolay çıkabiliyorlar, daha kolay kurtulabiliyorlar. Ama biz de işte hemen hemen her sene yeni takım, yeni teknik direktör olduğu için bazı şeyler oturmamış oluyor. Mental olarak, fiziksel olarak, oyun anlayışı olarak. Ardından da böyle girdaplara girdikleri noktada bir anda fırtına çok büyük oluyor ve o sadece 4 maçla, 3 maçla sınırlı kalmıyor. Hani belki yapın daha sağlam olsa 3 maç pozisyona gireceksin, atamayacaksın. Ama çok büyük rüzgar kopmayacak. Ya biz gene de iyi oynuyoruz diyeceksin. 5. 6. maçtan itibaren normal seyrine devam edeceklik. Sonuçta kimseden 34 maçı ya da 38 maçı kazanmasını beklemiyoruz. Ama işte büyük takımları böyle etkiliyor. O da ayrı bir sorun. Yani sen normalde 8 tane maçta 2 galibiyet aldın. O 6 maç heba oldu. Belki o 6 maçın ikisi 3'ü heba olacakken bence 2 katına çıkıyor. Fatura hep daha ağır oluyor büyük takımlara Türkiye'de. Mesela dünden yine örnek verecek olursam Nuri Şahin'in röportajından, o da gelir gelmez 8 maçlık bir galibiyet hasreti yaşadı. Hatta ligde şu an 20, 19, 18, 16. sıraya kadar düşmüştü Antalya Spor. Acaba hani küme mi düşecek derken o dönemi nasıl geçirdiği soruldu. O da ilk başta da bir yeni teknik direktör olarak bayağı sıkıntılı geçtiğini ama sonrasında ekibimle bir araya geldiğimde biz hani yapmamız gereken her şeyi yaptık. Sahada da bunu uyguluyoruz. Sadece sonuçlar gelmiyor. O yüzden sonrasında hani daha sakin kafayla düşününce öyle panik yapacak bir durum yok. Biz böyle oynamaya devam edersek galibiyetler gelecek diye düşünmüş. Sonra o sakinlikle birlikte zaten Antalya Spor'un hali ortada şu anda. Son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik oldu. Hani burada avantajı Antalya'nın Galatasaray, Fenerbahçe, işte Beşiktaş, Trabzon gibi çok yoğun bir baskın olmaması. Evet, güzel bir örnek oldu. Çünkü dön bunu Galatasaray'a uygula. Göztepe maçı kazanılmasaydı Torrent kalıyor muydu? Evet, işte. Kesin gidecekti. Hı hı. Ya, o maçta mucize eseri kazanıldı Galatasaray'da. Hatta ondan sonraki lig maçı da yine Galatasaray'ın kazandığı ama çok zorlandığı maç oldu. Galatasaray hep sonlarda zaten. Önünde mi sonrasında mı kazanmıştı o maçı? Göztepe maçından önce de sonrasında bir maç daha Rize. Vardı Galatasaray'ın. Rize maçı mı? 3-2'lik. Bakayım. Galiba o karşılaşmada hani Göztepe'yi Galatasaray kaybetse büyük ihtimalle Torrent gidecekti. Benim anlattığıma da güzel bir örnek oldu Nur Şahin'in. Evet. Torrent'in açıklamalarına devam edersek Nisan'da bir seçim olacak. Nisan'ın son günü. Yeni yönetimde yola devam ederse gelecek sezon için nasıl bir planlama düşünüyor diye soru gelmiş. Öncelikle diyor önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Seneye daha fazla Türk oyuncuyla oynamamız gerekecek. Ben futbol hayatımda 3 şeye önem veririm. Birincisi genç oyunculara bakmak. Bizim A takıma çıkacak oyuncumuz yoksa o zaman transfer isterim.
Eğer genç ve Türklerden istediğimiz özelliklere sahip oyuncu bulamazsak 3-4 yabancı oyuncu alabiliriz. Ama hepsi fark yaratacak oyuncular olmalı. Aklımızdaki fikir bu. Bakalım yapabilecek miyiz demiş Domenech Torrent. Galatasaray'ın da öyle alttan gelen bir yıldız adayı var mı? Mesela Beşiktaş'taki gibi bir Emirhan ya da Fenerbahçe'deki Arda gibi bir oyuncusu da yok. Bartu vardı. O da gidiyor sözleşmesini uzatmadığı için. Hani en vitrin oyuncusu Galatasaray'ın Bartu'ydu. Onu da kaybediyor. O büyük bir handikap. Bakıyorum kalede birkaç aday var. Işık Kağan vardı stoperde. O da bir maç oynadı. Sakatlandı ilk yarıda. Bir daha hiç adını bile duymadık Işık Kağan Aslan'ın. Galatasaray açıdan zor sanki diğer takımlara göre. Bir ara daha öndeydi. Mesela Beşiktaş'ta oyuncu çok gözükmezken, mesela alt yaş milli takımlarında Beşiktaş'ta oyuncu sayısı çok azdı. Galatasaraylılar hegemonya vardı orada. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş ve burada ön plana çıkmış. Galatasaray'dan işte bir Beknaz konuşuluyor, 2005 doğumlu. Arda'nın yaşıtı. Ama onun haricinde benim gördüğüm alttan gelip A takımı zorlayacak Galatasaray'da bir oyuncu yok. Yani şu an olmayabilir. Ama çok çok büyük problem değildir. Hep söylüyoruz yani altyapılar öyle saat gibi kurup her sene size 2-3 tane oyuncu verecek diye bir kaide kural yok. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Asıl olan orayı sürekli halde çalıştırmak, devam ettirmek. Ancak işte Galatasaray'da mesela Yunus'un çok yeni, çok potansiyelli bir transfer olarak görülmesi de gelecek sene mümkün. Yani bu sezon maşallah Adana Demirspor'da ortalığı kasıp kavurdu Yunus. Şimdi Galatasaray'da benzer performansı gösterir, üzerine çıkabilir, aynı performansı korursa Galatasaray müthiş bir kanat oyuncusu kazandı demektir. Aynen. Şimdi o da altyapı oyuncusu sonuçta. Yani altyapıdan gelmiyor diyorsun ama gelmiyor diyoruz ama Yunus da evet Galatasaray'dan yetişme ve hani Galatasaray'da artık fark yaratabileceği noktaya gelmiş. Bir de özgüvenli gelecek. Daha fazla süre alması beklenecek, talep edilecek, talep edecek. Oraya sanki Galatasaray'ın ciddi bir ihtiyacı var ve o, yani şöyle söyleyeyim, çok uzatmadan söyleyeyim. Mesela sağ önde oyuncu alacaksın. Bu sezon lige baksan bir büyük takım olarak Yunus kesin adaylardan biri olur. Belki de ilk aday olur yaptığı gol katkısıyla Adana Demirspor'da. Bu zaten senin oyuncun. Hani ortada çok iyi bir şans var Galatasaray adına. Bunun yanında Kerem'in transfer olma ihtimali var. Ama kalma ihtimali de var. Sanki böyle biraz daha kalmaya yakın gibi bu sezon Kerem. Bir sezon daha geçirebilir gibi gözükmekte. Onun da gelişimini bu sezon yaptıklarını düşünürsen, hani Galatasaray iki kanatta iki yerliyle, iki genç yerliyle, iki potansiyelli çok yüksek yerliyle oynayacak. Bunun yanında Emre Akbaba, evet hani onun da Galatasaray macerası çok ilginç geçiyor. Ama o da büyük skorer. Büyük skorer derken bunu şaka olarak söylemiyorum. Hani sahada kaldığı dakika, attığı gol, yaptığı asist dakikaya vurulsa, hani dakika bölü gol katkısı yapıyorlar ya, Emre bayağı yukarıda çıkar. Onun da her zaman avantajını sağlayabilir Galatasaray. Biraz taraftarla böyle zaman zaman onun da problemi oluyor. Onun problemi mental bence. Yani büyük takım baskısı onu çok kaldıramadı gibi gözüküyor. Evet. Alanya'da daha rahat çünkü. Doğru diyorsun. O etkili olabilir. O zaman işte oraya bir soru işareti koymak gerekir ama. Tabii. Hani çünkü değişmeyecek, katkı işte verecek mi, vermeyecek mi onu tam bilemiyorsun ama onun da döneceğini hesaplarsan en azından bir alternatif olacak. Bir de işte hep o rolleri belirlemek değil mi zaten takımlardaki önemli şey? Belki Emre'yi ilk 11 değil, oyuna sonradan giren, oyunu sonradan değiştiren, rakip biraz kuvvetten düştükten sonra oralarda golleri atabilecek bir oyuncu olarak da konumlayabilirsin. Yani illa hani sen diyorsun ya problemi mental. Yani illa 11'de başlatıp takımın bütün yükünü çeken oyuncu olarak değil, belki kulübede çok güçlü bir silah olarak konumlandırabilirsin eğer böyle bir problem varsa. Bunlar hep hani çözülebilecek şeyler. O yüzden çok fazla enseyi kartmaya gerek yok. Ama transfere ihtiyaç var mı? Ya bir kere merkez orta sahayı Galatasaray'ın hani kesin çözmesi lazım. Hani onu yerli yabancı, ikisinin karışımı uzaylı Marslı bir şekilde Galatasaray'ın artık iyi iki tane bence merkez oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi bak gelecek sene hani Beşiktaş, Joseph Tesoza, Getson Fernandes gözüküyor. Hani 3-4-3 oynadığını farz edersen iki oyuncuyu koyuyorsun merkeze ama çok önemli oyuncu ikisi de. Crespo Zaitz, evet. Siopis,
Hamşik şu an hani gözüken o. Yani orada bir de Dorukhan var, Berat var. Hani Trabzonspor'da Bakasetas var, gitme ihtimali olsa da. Ömür. Abdülkadir Ömür var. Yani orada alternatiflerini görüyorsun. Galatasaray'da orası çöl gibi, kurak. Ama işte seneye bir de en az 4 yerli oynatmak durumundasın. Senin 2 yerliğin de merkez orta saha. Şimdi orayı yabancı takviye yapsan bu sefer diğer yerlerden feragat etmek zorunda kalacaksın. Ama orada da sözleşmeler var. İşte sol bekin falan oldu. Sağ bekin 2 yabancı. Kalecinin yabancı. Kalecinin yerliğe dönmesi şart. Kaleci Muslera. Kalecinin yerliğe dönmesi şart. İmkansız yani. Muslera takımdayken yerliğe dönemezsin. Muslera'yı yedek oturtamazsın. Göndereceksin. Gönderebiliyorsan. Ama yerine de Okan Kocuk gelecek o zaman. Ama o da tartışılacak. Şimdi Okan'ı herkes çok istiyor mesela Giresun'daki performansından dolayı. Muslera varken tartışılır. Yani Muslera kadroda olursa Muslera yokken de tartışılır bence. Yani tartışılır. Her türlü tartışılır. İşte belki konuşuluyor. Değil mi? O da tartışılır. Öyle net bir yerli adayı da yok Galatasaray'ın kaleci olarak. Yani çok çok güven veren bir... Sinan Bolat olabilir. Ha, belki Sinan Bolat olabilir. Sinan Bolat'ı Galatasaray geri alabilir. Ama... Yoksa çünkü matematik olarak yok. Hani golcün de yabancı. Çıkıldağ, Morutsan, oralar, 10 numaralar da genelde yabancı. Yalnız işte bu 7+4 olursa, ki onu bilmiyoruz. Ben hala emin değilim bu konuda. Senin dediğin formül olursa o zaman kaleciden Galatasaray'ın yani Muslera ile ya yolları ayırır. Ya da der ki artık sen hani ne yazık ki ikinci kaleci olarak bu şartlarda devam edersin der. O kadar para verilen bir oyuncunun ki 2,5 milyon euro yedek oturması da tabii çok doğal. Normal değil. Tabii Babel Feguli de oturuyor. Ona bakarsanız da o da doğru değil elbette. Şimdi 8-15 birkaç kısım kaldı. Onları toparlayıp öyle reklama gitmek istiyorum. Gelecek sezon kafanızdaki futbolu daha iyi bir şekilde oynatma konusunda taraftara bir söz verebiliyor musunuz? Futbolda söz vermek çok havada kalır. Ama şunu söyleyebilirim. Seneye burada devam edersem Pep ile Barcelona'daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağım. Mesela bu seni endişelendiriyor mu? Bu açıklama. Çünkü sen de hani her takımın Barcelona gibi oynayamayacağını, ona uygun oyuncu bulmanın çok zor olduğunu söyleyen birisin. Mesela burada aslında seni endişelendirmesi lazım bence bu açıklamanın. Bir bu biraz garibime gitti. Bir de mesela Fenerbahçe'yi kesinlikle yeneceğiz demiş. Evet. O da biraz garibime gitti. Acaba tercüme hatası mı var? Yani ikisi biraz endişe verici. Hani normalde Türkiye'yi biraz bilen bir teknik adam derbiler için bu kadar iddialı konuşmaz. Çünkü bizde hani motivasyonun nereden çıkacağını anlayamıyorsun. Öyle bir durum var ortada. Hı hı. O ikisi biraz sıkıntılı ama tabii daha çok endişelenmesi gereken bu Barcelona durumu Galatasaraylılar için. Şimdi bir takıma gidiyorsunuz. İşte o takımın oyuncu kalitesi, o anki ligin durumu, oyuncuların hangi döneminde olup olmadıkları. Yani oyuncular belki atıyorum 20 kişi ama 12-13 tanesi en iyi zamanlarını geçiriyor. En formda zamanlarını geçiriyor. İşte sakatlık yaşamıyorsunuz. Sizi anlıyorlar. Siz onları anlıyorsunuz. Bir uyum var. Ondan sonra başarı geliyor. Ve işte herkesi böyle nasıl söyleyeyim herkese ilham veren bir takım haline geliyorsunuz. Eğer o takımın içindeyseniz sanki bütün kariyeriniz boyunca o takımla yakaladığınız havayı tekrar yakalamaya çalışıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu bütün aslında ülkelerde hemen hemen tüm takımların başına gelen bir durum işte. Galatasaray'da işler kötü gidiyor. 2000 ruhunu yakalamamız lazım. Beşiktaş'ta işler kötü gidiyor. Kolej havası. Fenerbahçe'de işte 103 gollü şampiyonluk ya da işte şey dönemi ne derler? O hani 2000'lerin ortasındaki dönem. Aziz Yıldırım'ın en başarılı olduğu, Fenerbahçe'nin sürekli bir ya da iki numara olduğu o dönemlere hep atıfta bulunuyor. Bunlar anlaşılabilir. Ama özellikle çok iyi futbol oynayan yabancı bir takımın uyarlamasını düşünmek bence en zoru. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.22 saatlerimiz... Galatasaray cephesinden... ...Torrent'in açıklamalarına baktık... ...Fenerbahçe cephesinden de her gün... ...röportajlar geliyor... ...İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu... ...Osay Samuel... ...ki dün Osay Samuel açıklamalarda bulundu...
Onlar Fenerbahçe sayfalarında bugün ağırlıklı olarak yer almış. Muhtemel 11 konusunda da birkaç gündür konuştuğumuz gibi bugün yine Fanatik Gazetesi'nde 10 oyuncu belli. Tek belli olmayan yer sol beklenmiş. Orada çok ekstra bir durum, son dakika sakatlık vesaire bir haberi görmedik. İdeal kadrosuna yakın bir kadroyla Fenerbahçe sahaya çıkacak. Aklıma da şu geldi reklam arasında Ali abi. Şimdi iki takımı karşılaştırmak bu klasik yapılan şeylerden biridir. Eminim İngiltere Premier Lig'de de bu hafta City Liverpool derbisi öncesi işte en iyi kaleci kimde, savunma hattında kim daha önde, kimin orta sahası, kimin golcüsü iyi. İki takımdan böyle karma 11'ler işte evet. 6'ya 5 gibi genelde yapılır. Çok fazla diğer tarafı incitmemek için. Peki biz bunu Galatasaray'a uyarlarsak, Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray derbisine uyarlarsak, böyle bölge bölge kıyaslarsak neler söylersin? Mesela kaleden başlayalım. Fenerbahçe cephesinde Altay, diğer tarafta da 2-3 maçtır forma giyen Fernando Muslera var. Şu anda Altay bir adım önde desek, ligdeki performansıyla özellikle herhalde yeridir. Ben diyemem. Diyemezsin. Diyemem. Muslera'yı o kadar ayırmıyorsun Altay'dan. Yok, ayırmıyorum. O zaman benim hani düşüncem Altay bir adım sen önde. Sen Altay önde diyorsun. Evet. Ben eşit derim. Burada ikisine de aynı. Bütün 11'e eşit diyeceğim. Vay vay. Böylece cuma günü, cuma ya. Sabahı ne şiş yanacak ne kebap yanacak. Evet. Kimse sinirlenmeyecek cuma sabahı. Şimdi bak öyle bir topa girdin ki saat 8.24 insanlar radyoyu açtı. Şu anda en çok dinlenen saatteyiz. Bir şu anda en çok dinlenen saatteyiz. Sen 6 ay bir adım önde dedin. Bütün Galatasaraylıları mesela sinirlendirdin şu an. Ne demek 6 ay bir adım önde? Muslera'nın yanında 6 ayı nasıl ön plana çıkartırsın? 6 ay kaç derbi görmüş de bu kadar iyi diyorsun falan. O yüzden ben diyorum ikisi de iyi kaleci. Evet. İkisi de eşit gözüküyor. Şaka bir tarafa 6 ayın bence her maçta bir büyük hata yapma potansiyeli var. O beni korkutuyor. Ben Altay'ı izlerken hala çok rahat değilim. Güvenemiyorsun. Evet. Altay'ı izlerken nerede rahatım biliyor musun? Mesela karşı karşıya bir pozisyon olduğu zaman. O zaman mesela kalede Altay olduğu için bir Fenerbahçeli kendini rahat hissedebilir. Ama mesela bir duran topta, bir yan topta ya da mesela Altay'a geri pas atıldığı zaman ben hala çok rahat değilim. O yüzden de Altay'ı Muslera'nın önüne koymuyorum. Muslera da hani yan toplarda çok güven veren bir kaleci evet, değil. Muslera da topu oyuna sokmakta aslında. Mesela evet, bak daha ama bak, Gaziantep nerede, maçını hatırla. Muslera nerede akıllı biliyor musun? Muslera yan toplara çıkmıyor. Ciddi söylüyorum bak, dikkat et. Evet. Muslera öyle çok kendini riske atacak bir yan topa çıkmıyor. O da tecrübeyle alakalı. Yani kendi zaafını bence bildiği için, orada bir hata yapabileceğini, topu kontrol edemeyeceğini bildiği için çıkmamayı, kalesinde kalmayı tercih ediyor. Bu zaman zaman hata oluyor. Evet. Muslera bazen de için. Niye çıkmıyorsun? Evet, kaleni çıkması tercih gereken topları diye da çıkmıyor bazen. Ancak o bence tecrübeyle gelen bir şey. Ama Altay tabii daha cesur şu an. O yüzden Altay yan toplara çıkabiliyor. Duran toplarda hatalar yapabiliyor. İşte geri paslarda zaman zaman bence konsantrasyon problemi yaşıyor. Yani konsantrasyon problemi derken şunu anlamasın insanlar. Hani sanki maça motive olmamış değil. Yani motivasyon ve konsantrasyon birbirinden farklı şeyler. Maçı çok isteyebilirsiniz. Maçı yaşayabilirsiniz maç öncesinde. Maçı çok kazanmak isteyebilirsiniz. Bu motivasyon olur ama konsantrasyon dediğiniz şey 90 dakikanın içerisinde 10 saniye gitse dahi o size pahalıya patlayabiliyor. Yani bir geri pasta çevre kontrolü yapmadan atacağınız oyuncu ve oyuncunun etrafını kontrol etmeden attığınız bir pas bir konsantrasyon kaybıdır. Taylan'ın Muslera'dan aldığı topu kaptırması Vişçe'ye bir konsantrasyon kaybıdır. Motivasyon kaybı değildir. Altay'da zaman zaman bu olduğunu düşündüğüm için ben ikisini birbirinden çok ayırmıyorum. Evet, ben orada farklı düşünüyorum. Muslera'nın da bu sezon başı yaptığı o kritik hatalar, işte son maçta yine daha ilk dakikada yaptığı çok basit pas hatası, o da bana güven vermiyor ve Altay hani iki kaleci kıyasladığımda bir adım önde. Yan toplar konusunda da %100 katılıyorum. Altay çok cesur, çok fazla çıkıyor ama o kadar çıkmasına rağmen güven de vermiyor hala. Mesela boy olarak Kurtay'la şimdi baktım, karşılaştırdım. 2 santim fark var. Altay 1.98, Kurtay 2 metre ama Kurtay'ın yan toplardaki özgüvene bir bakın. Şimdi daha yeni
Real Madrid'in Chelsea karşılaşmasını da izledim. Yani o kadar rahat ki. O çıktığı anda topu alacağını görüyorsunuz, eminsiniz. Çok dengeli çıkıyor, güvenerek çıkıyor ama Altay o boyun, o fiziğine rağmen bence çok kötü kullanıyor. Yani Courtois'dan ders alması mı gerek, hani izlemesi mi lazım bilmiyorum. Bir şeyler katması lazım eğer yan toplarda gelişmek istiyorsa. %100 öyle. Ya da bu çalışılıp yapılacak bir şey mi, onu da bilmiyorum. Şimdi kaleci uzmanı değilim. İçten de geliyor olabilir. Ama Courtois o boya rağmen, o boyla birlikte daha doğrusu rağmen demeyeyim, çok iyi bir yan top ustası. Altay henüz o seviyenin çok uzağında. Muslera da bu arada 1.90'mış. Altay'la da 8 santimlik fark var. Aslında çok kısa bir kaleci değil Muslera ama yan toplar onun da en etkili olduğu alan gibi gözükmüyor. Şimdi kıyaslamayla gidiyoruz. Sağ bekten devam edelim. Fenerbahçe'de şu anda sağ bekte Osay Samuel oynayacak. Galatasaray cephesinde de Omar, Saşa Boy'u gördüm ben. Sen farklı bir isim gördün mü? Farklı senaryolar vardı. Ömer'in de oynadığı. Ama hani 3 oyuncu da olsa, Ömer de olsa, Omar da olsa, Saşa Boy da olsa şu an performans olarak Osay Samuel'in üzerine çıkabilecek bir sağ beki yok Galatasaray. Orada bir denge bence bulamazsın. İki oyuncuyu da işte iki tarafı da eşit görüyorum diyemezsin. Diyemez. Bir şey demiyorsun. Böyle kurtarmaya çalışıyorsun. Yok, düşündüm de. Yok yani orada bilmiyorum. Ne savunmada hani, ne hücumda. Ömer Bayram'ın oynama ihtimali yabancı kuralıyla alakalı olacak. Hı hı. Onun dışında Ömer'in oynama ihtimali. Omar mı? Omar'ın bir sakatlığı var mı? Valla işte son maçlarda ikisi de yoktu. Saşa Boy ile ikisi. Ömer oynamıştı son maçta. Peki korona olan hangisiydi? Saşa Boy. Saşa Boy'di. Ya kim olursa olsun orada o sayısamanın üzerine çıkamayacağı kesin bence. Galatasaray için en iyi opsiyon kim olur diye düşünüyorum şu an. Herhalde Omar olur. Karşısında Rossi olacak. Rossi de çok hareketli bir oyuncu. Omar'ın savunması şu anda Saşa Boy'a göre, Ömer'e göre çok daha iyi olduğu için eğer hazırsa Omar bu karşılaşmada oynamalı. Osay Samuel'le de ilgili dün şunu söylüyordum. Karşısındaki sol açıkları, işte Vakeme'yi, Bütücü'yü son maçlarda çok iyi durdurdu. Ama sonra da şunu düşündüm. Bir de daha hareketli bir kanat oyuncusu karşısında da daha dikkatli görmek lazım Osay Samuel'i. Çünkü Vakeme'de topu ayağına isteyen bir oyuncu. Bütücü de öyle. Topu ayağını isteyip oyun kuran bir isim. Hani daha statik olduğunu düşündüğüm isimler. Ama daha hareketli. Mesela dün söyledim ya, öğlen Robert Press'in bu Gernevilli olan programını izledim. Biri sol açık, biri sağ bek. Aslında tam Osay Samuel'le karşısındaki rakip gibi. Gernevilli diyordu ki Press'e, ben seni hiç tutamazdım çünkü çok hareketliydin. Hiç üst üste binmezdik. Sen hep farklı yerlerde olup, çok hareketli olup orada topla buluşurdun. Beni sürekli ekarte ederdin diyor. Oradan aklıma geldi sonrasında. Yani o aslında ikili mücadeleye girmeden sağ beki ekarte ediyor. Evet. Yani farklı bir yerde lazım. Topla evet. Buluşarak. Ama yani mesela, normalde sabit olsalar topu alacak, üzerine gidecek. Belki topu kaptıracak, belki geçecek ama ikili mücadeleye girecek. O ikili mücadeleye girmeden. Girmeden evet. Ama şimdi Vakeme mesela çizgide topu ayağına alır. Mütici topu ayağına alır. Öyle hareketine başlar. Yani Perez'den çok daha farklı profilde oyuncu. O yüzden hani dün dedim ya, Kerem'in orada oynaması belki sıkıntı yaratabilirdi diye, ama hareketli bir Kerem eğer sağlıklı da olursa Osay Samuel'i daha fazla zorlayabilir. Bir de öyle bir oyuncuyla görmek lazım. Sürekli koşu yapan, topsuz oyunu daha etkili bir hücum oyuncusuyla acaba ne yapacak Osay Samuel? Evet. Orada da fark yaratırsa zaten çok fazla diyecek bir şey yok. Güzel bir tespit, çünkü mesela Vakeme topu ayağına alır, çalım atar ama çalım attıktan sonra senden çok fazla uzaklaşmaz. Yok. Eğer sen seri bir oyuncuysan, çevik bir oyuncuysan, Vakeme'nin karşısına tekrar çıkma şansın var çalım yemene rağmen. İşte Osay da o tarz bir oyuncu. Hı hı. Mesela Bütücü de öyle. Öyle. Onu tekrar çalım yemene rağmen yakalama şansın var. Bir müdahale yapma şansın var. Çünkü zaten Osay Samuel kısa. Çok da çabuk bir oyuncu. Ama işte az önce çizdiğin portrede Kerem gibi bir oyuncu. Daha hareketli, daha farklı yerlerde topla buluşan. Bir de mesela Kerem hamle yapar, bir hamleyi daha çabuk yapabilir. O çabuk yaptığı anda Osay Samuel'e kart göstertme riski de var. Ama genel olarak eğer sağ bek kıyaslaması yapılacaksa, hani Osay Samuel oraya bir enerji katmasıyla, işte çabukluğuyla, çabuk müdahale etmesiyle bir fark yarattı. Hücuma da aynı oranda katkı da veriyor mesela. Hani sadece savunmada da kalmıyor Osay Samuel. Temposu da yüksek. Evet. Gerektiğinde hani çizgiye de basan, inen bir oyuncu. Yani orada şu anda ama işte yok, Osay Samuel gibi böyle devşirme oyuncuların da zaman zaman takımın o pozisyonun dengesini bozma ihtimalleri olabiliyor. Çünkü
sonuçta savunmada biraz doğal bir yetenek. Orada hangi topa çıkacağını, hangi topa çıkmayacağını, ilk müdahaleyi hangi topa yapacağını, eğer sen müdahale yaparsan arkanda neler olup olmayacağını. Çünkü senin yaptığın müdahale sağ stoperi de direkt olarak etkiliyor. Yani sağ stoperin oraya açılması demek, merkezin açılması demek. Merkeze bir koşu demek, boşluk demek. Hı hı. Bir sürü şey var. Zincirleme etkisi var. Osay Semal tarzı oyuncular, devşirme oyuncuların öyle problemleri oluyor genelde. Ama dengeli oynadıkları zaman, hani çok fazla... Şimdi mesela Galatasaray mücadelesi Osay Samuel'in çok fazla böyle zorlayacağı bir karşılaşma olmaz. Daha çok savunma melekelerini düşünecektir. O da bir avantaj olabilir. Şimdi sağ bekten sol beke geçelim. Galatasaray'da Fanan Oltun oradaki yeri garanti. Tabii Fenerbahçe'de kimin oynayacağını bilemiyoruz. Orada 3 aday var. Novak Ferdi, Atilla Salahi. Hadi oradaki en iyi İsimi seçelim. Ferdi Kadıoğlu, Fanan Oltun tercihi yaptığında mesela sol bekte kimi ön plana çıkartırsın? Yoksa orada da bir denge mi var sence de? Ya Fanan Oltun açısından aslında Torrent'le beraber biraz daha böyle merkeze kaydığı bir şey de gördük. Görev tanımı da gördük. Biraz daha fazla içeri giriyor. Belki o içeri girmesinde Taylan ve Berkan'ın top kullanmadaki zafiyeti etkili olabilir. Hani çünkü orada Van Aanholt içeri girecek, topla buluşacak. Oraya bir adam fazla koymuş olacaksın. Biraz daha bir pas opsiyonu olmuş olacak. Hani bunu şey olarak düşünmeyin. Van Aanholt'un ayağı çok iyi. Ondan sonra Taylan ve Berkan'ın yapamadığı pasları değil. Taylan ve Berkan'a da daha kolay pas verecek bir opsiyon oluyor orada bir fazla adam. Onu da unutmamak lazım. Yani onun biraz sanki görev tanımı değişti. Ama klasik bir Van Aanholt ligde bence hücuma dengeli çıkma açısından en iyi beklerden bir tanesi. Hücuma çıktığı zaman topu kullanmaya en azından niyeti yerden ve pas olarak. Bu da bence ciddi bir avantaj Van Aanholt açısından. Ama diğer tarafta mesela sen Ferdi dedin. Bence Zalai. En iyisi orada. Yani onun sol bek pozisyonunda ben sınıfı bayağı geçtiğini düşünüyorum. Hatta bindirmeleri de Zalai'nin yine belki maç boyunca Van Aanholt kadar bindirmiyor. Ama iki defa, üç defa çıksa da hepsi etkili bindirme oluyor. İşte o da bence savunma bilinci yüksek bir oyuncu olması. Yani oyunu okuyabilmesi, ne zaman çıkacağını, ne zaman çıkması gerektiğini Atilla Zalai doğal olarak biliyor. Hani ben sol bekim, sürekli bindireyim gibi bir düşüncesi yok. Oyunu tartıyor, rakibi tartıyor. Ona göre çıkıp çıktığı zaman da etkili oluyor. Hani ben mesela öyle beklere daha çok hayranlık duyuyorum. 2-3 kere çık ama çıktığın zaman etkili ol. Yani 13 kere çıkıp hepsinde topu rakibe vereceğine, saçma sapan işler yapacağına, savunmayı riske atacağına kendi takımının. 2-3 kere çık ama etkili çık. O yüzden ben Zalai'yi beğeniyorum. Orada da denge derim ama. Hani takımlarda ikisinin de ağırlığı var. İkisi de etkili. Katılıyorum ben de Zalai'de. Ben de burada bir dengeden yanayım açıkçası. Şimdi şu ana kadar 3 bölgeyi ancak konuşabildik 15 dakikada. Bir dinleyicimiz de hadi arkadaş demiş, 20 dakikada daha ikinci futbolcudasınız. Haklısınız ama işte konu konuyu açıyor. Şimdi bir reklama da gideceğiz. Reklamdan sonra da diğer bölgelere daha hızlı bir şekilde bakmaya çalışacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Evet, 8.43 Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi iki takımın 11'lerini karşılaştırıyorduk. Kaleci, sağ bek, sol beki yaptık. Stoperlere geçelim. Herhalde en sert eşleşmeler stoperde olacak. Ali abi hiç hoşnut olmadı bu tartışmalardan galiba. Bir böyle iç çektin ki Ali abi. Tamam, sormayacağım sana. Ben cevaplayayım. Bu kadar. Stoperler mi ne? Marka Nelson ve Kim Minje, Serdar Aziz şu anda gözüken. Tabii Salah da eğer Ferdi sol beke geçerse Salah'ı da stopere geçebilir ama biz son maçlara bakalım. Serdar Kim, Marka Nelson. Herhalde orada Kim'in Marka'dan üstün olduğunu düşünürsün. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Diğer tarafta da Nelson'un Serdar'a üstünü kurduğunu, orada bir dengeyi bulduk böylelikle. Oldu mu? Bir denge politikanla evet. Beraber buraya kadar geldik. Evet. Yani Nelson Serdar'da çok emin değilim ama. Sen Nelson'un gerektiğinden fazla övüldüğünü düşünenlerdensin. Evet.
Yani evet, ilk başta öyleydi ama son performansları, hava toplarındaki hakimiyeti, ben performansını gerçekten yükselttiğini düşünüyorum. Yani aslında ikisi de çok tarzım stoperler değil. İkisi de çok daha iyi oyuncular olabilecekken, Serdar ve Nelson üzerinde söylüyorum bunu, akılları faal almakta. O yüzden evet, maalesef. Evet. O oyuncuları ikisi de çok kötü. İkisi de var. Yani, hava toplarında da öyleler. Ondan sonra hücuma çıktıklarında da öyleler. Savunma yaparken de öyleler. Mesela hücuma çıkıyorlar. İkisi de her pozisyonda penaltı bekliyor. Eller havada. İkili mücadelelerde yerdeler. Markay da ekle onlara. Markay da yani topla çıktığı anda hemen bir darbe görmeye görsün. Yani hemen yerde. İşte tek orada kim ayrılıyor stoperler arasında? Evet. Yani o yüzden Serdar, Nelson diyorum ya, benim çok tarzım oyuncular değil. Nelson'un ben hala abartıldığını düşünüyorum. Şimdi buna da kızanlar olacaktır. Ama normal şartlarda ikisinin de aklı daha fazla oyunda olsa çok iyi stoperler yani. Serdar da çok iyi stoper. Bunu kimse Serdar'a söylememiş herhalde ama. Çok iyi stoper normalde Serdar'da. Ama işte niyeti ayakta kalmak değil. Niyeti oynamak değil. Yani Nelson da bilmiyorum, normalde Batı Avrupalı bir oyuncu böyle yapmaz. Batı Avrupalı oyuncular böyle yapmaz ama o da buraya çok mu çabuk alıştı? Çok mu çabuk anladı? Nasıl işlerin yürüdüğünü. Tabii geldiği kulüpte nasıl da bilemiyorum. Hani orada bu i̇şte kadar ben de bilmiyorum ama daha bu kadar genç. 21 kaç yaşında? 22-23 yaşında değil mi Nelson? 23 olmuştur herhalde Nelson. Bakalım tekrar. Hani yarın öbür gün büyük lige transfer olması beklenen bir oyuncunun daha fazla ayakta kalmaya çalışması lazım bir stoper olarak. Hani zaman zaman konuşuluyor ya, işte oyuncuyu izlemeye geliyorlar. Yani ben Nelson'u izlesem ilk bu dikkatimi çeker benim. Raporuma ilk onu yazarım. Derler ki buna biçim rapor ama ilk onu yazarım. Şimdi orta sahaya geçelim hızlıca. Orta sahada herhalde 6-8'de çok büyük bir tartışma olmayacak. Taylan Berkan rakipleri Crespo Zaitz. Crespo Zaitz, hani az önce de biraz konuştuk, sadece istatistiğe baksak bile Fenerbahçe cephesi önündeki sadece istatistiğe değil aslında. Oyun içinde kattıkları da Crespo'nun mesela muadili olarak diğer tarafa bakalım. Taylan'la hem savunmada hem hücumda Crespo önde gözüküyor. Zaitz, Berkan'da da özellikle hücum katkısıyla birlikte Zaitz bir adım öne çıkıyor. Orada bir tartışma ben görmüyorum. Herhalde sen de benzer şekilde düşünüyorsundur. Çok çabuk geçtik merkez orta sahaya. Çünkü en rahat fark, bölge mi diyorsun? En fark şu ana kadar saydığımız bölgelerde herhalde 6-8'de oldu. Evet. Fenerbahçe Galatasaray arasında. Şimdi Galatasaray tabi Barcelona taktiğini benimserse Taylan Berkan'ın da katkısı o beklenti doğrultusunda yükselebilir. Ama işte öyle bir maç o kadar geride kabul eder mi Galatasaray? Yani topu çok fazla istemeyeceğini ben de tahmin ediyorum ama bir Barcelona maçı gibi olursa da ve üzerine de kaybederse de ya da çok puan kaybederse çok eleştirilir. Evet. Hani hem böyle oynuyorsun Galatasaray'ın DNA'sına aykırı, bir de Fenerbahçe, şimdi karşındaki de Barcelona da değil. Yani Fenerbahçe günün sonunda güç dengesi çok farklı iki takım arasında. O yüzden o kadar vahim bir savunma şeyi de anlayışı da beklemiyorum. Performansı da beklemiyorsun. 10 numaralara ya da 8-10 karışımı futbolculara geçelim. Bir tarafta Çıkıldağ, diğer tarafta da Mert Hakan Yandaş şu anda gözüken. Orada da Mert Hakan Yandaş'ı ben son dönem performansıyla bir adım önüne koyarım Çıkıldağ'ın. Evet, Çıkıldağ aslında bölgesinde aranılan özelliklere net şekilde sahip olan bir oyuncu. Ama sabah da bahsettiğimiz, hala sabah olsak da sabahın erken saatlerinde bahsettiğimiz o hastalık sonrası fiziksel olarak kendini toparlayamama durumu onun futbolunu ciddi anlamda geriye attı. Biraz daha toparlandığını söylemişti kendi, ki son maçta biraz daha gördük iyi olduğunu. O koşuları yapmaya başladı. İşte bu bir haftalık süre biraz daha iyi bir oyuncuyu karşımıza çıkarabilir. Diğer yanda Mert Hakan'ın farkı çok daha fazla hareketli olması. O bence günümüz futbolunda olmazsa olmaz. Ama mesela Mert Hakan'ın da dezavantajı özellikle bu tarz tansiyonu yüksek karşılaşmalarda karta çok yakın olması. Yani Mert Hakan çok fazla motive oluyor. Çok fazla şey yapmak istiyor. Bir de Mert Hakan Galatasaray'ın oyuncusuyken Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu. Şimdi sen dün söyledin işte İrfan Can ve Mert Hakan için de bu derbi biraz daha farklı bir şeyler ifade edebilir. Hatta İrfan Can zannedersem Fenerbahçe TV'ye verdiği röportajda Mert Hakan'la konuşuyoruz demiş. Şimdi Mert Hakan bu karşılaşmada bir kez daha işte bakın ben ne kadar büyük Fenerbahçeliyim tarzı bir ispata kendini zorlarsa, kendini ona motive ederse o zaman riskli oluyor. Ben de sevmiyorum derbide riskli oyuncuları. Ben derbide 10 kişi kalmak istemem. Valla sen şimdi Mert Hakan diyene kadar bu hakem itirazı gözümün önüne gelmiyordu ama şu an sen söyleyince o itirazlar şimdiden gözümün önünde. Yani Mert Hakan bir tarafta, İrfan Can,
İşte diğer tarafta Berkan mesela orta sahada çok itiraz. Marka öyle. Nelson öyle. Şimdi moralim bozdum benim. Heyecanlıydım derbiyle ilgili de. Tamam, hala heyecanlı olabilirsin de. Yani kısmı gerçekten canımı oyuncu sıkıyor. Oyuncu özelinde konuşursak Mert Hakan'ın çok fazla motive olmak isteyeceği, o motivasyonu da ters tepebileceği bir 90 dakika olabilir. Yani Mert Hakan işine baksa çok iyi oyuncu. Ama illa böyle bir hani bakın ben ne kadar büyük Fenerbahçeliyim. Siz beni sevmediniz ama ben ne kadar kendimi parçalıyorum, ne kadar iyi işler yapıyorumu hala devam ettiriyor. Geçen sene çok eleştirildi. Bu sene de zaman zaman eleştiri aldı. Ama şimdi işleri yoluna koymuşken oyuna konsantre olsa katkısı büyük olur. Çünkü tekrar söylerim yani aslında 10 numara karakterli bir oyuncu ama 8'e evrilme ihtimali çok yüksek ve hiçbir zaman da standart bir 10 numara olmadı zaten. Çok hareketli bir 10 numaraydı. Sivas'ta da öyleydi. O yüzden övüyorduk zaten. Hı hı. Mert Hakan'ı. Şu anki durumlarda Mert Hakan bence de önde çıkıldığıyla kıyaslarsan. Bir Galatasaray dinleyicimiz Mustafa Kemal Kimin'i Marko'nun önüne koyan da ne bileyim demiş. Klasik sen yani. Biraz handball falan izle. Selamlar evet. Demiş. Mesela illa hani Galatasaraylıysanız tabii tartışmalı da bir şey. Bilmiyorum Galatasaraylılar ne düşünüyor? Marko'nun kimden iyi olduğunu düşünen mesela kaç kişi var? Galatasaraylılara soruyorum. Belki biz burada yanlış değerlendiriyoruz, objektif kalamıyoruz ama benim gördüğüm genel ortalamaya bakarsak, sezon performansına bakarsak Kim Min-jae Marka'nın önünde. Marka o cezadan döndükten sonra çok daha konsantreydi. Yani oradaki bir 3-4 maçlık serisi var. Kim Min-jae'nin de önüne çıkmıştı bence ama sonra o da standarda bağladı, performans düştü. Ortalamaya bakarsak bence hiç tartışma yok burada hani Kim Min-jae Marka'nın önünde. İşte sen bizi ateşe attın. Yani, evet, illa çıkacak böyle mesajlar. İlla yani Fenerbahçe ile Galatasaray oyuncuları tek tek kıyasladın. Evet. Böyle olunca bunlara da katlanmak zorundasın. Bana da bir sürü mesaj gelmiş. Öyle olur mu, böyle olur mu, ne bileyim. Cart curt buna babası demez, annesi demez falan gibi şeylerle olacak beraber. Evet, yani ben ama şey geldi yani Marka Kim arasında mesela bazı yok, Mert Hakan çıkıldı daha yakın görürüm ama Marka Kim'de... Allah'tan oraya takılmıyoruz. Takılsak zaten evet. Bu değerlendirmeyi bitirmeyiz. Ben sadece merak ediyorum diğer mesela Galatasaraylılar ne düşünüyor? Gerçekten böyle düşünen çok var mı? Onu merak ediyorum. O yüzden okuma ihtiyacı neyi hissettim. Marka'nın kimden hani daha iyi olduğunu düşünen mesela Galatasaraylılar... Galatasaraylıların yarısından fazlası Marka'nın kimden daha iyi olduğunu düşünüyor. Mu? Herhalde yani. Bilemiyorum. Yani performansa sen bu bakarsan... ülkede değerlendirmelerin objektif ve sadece oyun özelinde yapıldığını mı düşünüyorsun? İşte ben sağduyulu fanatik olmayan taraftarlara soruyorum. Ya Mert Allah'ını merak seversen. Merak ettim ya tamam belki de öyle yani hepsi marka diyecek belki. Oslo şey değil mi burası? Oslo Norveç'ten yayın yapan Radyo Spor. Ya alakası yok. Burada her şey taraftarlıkla alakalı. Bir tarafa ait olmakla alakalı. Bir tarafa ait olduğu noktada objektiflik diye bir şey yok. Oyun diye bir şey yok. Ya ama şimdi en iyi 11'i sorsan Galatasaray'la bu iki takımın karışık. Yani full Galatasaray 11'i de verecek hali de yok. Ya ben hani sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. 1-2 şey çıkar. Ya hiç. Ya zaten puan durumuna baksan zaten hiç, iki takımın farkı ortada. Puan durumu falan hikaye. Fenerbahçe Galatasaray maçından bahsediyorsun. Puan durumu ne? Fenerbahçe Galatasaray maçında hiçbir önemi yok. Ben de neyse tamam uzatmayacağım sana. Sen Norveç'e al biletini evet. Norveç'e git. Evet. Olmadı İsveç'e git. Stockholm da güzel yermiş. Tamam ben sordum belki. En kötü Helsinki. Hayır. Hadi. Olmadı Kopenhag. Tamam gideceğim. Biraz daha uzaklaşmak istersen Reykjavik. Evet. Yok ben senin kadar da olduğunu düşünmüyorum illa yani. O azgın azınlık hatta evet öyle düşünüyorum. Ben az söylüyorum şu an. Tamam senin dediğin azgın azınlık. Ben herkesin öyle olduğunu düşünmüyorum. Bana bir de ekol burada yapıyor. Sen neredesin? Çok geride kalmışsın. Neyse biz tamamlayalım 11'imizi. Sağ tarafa geçelim. İrfan Can Kahveci bir tarafta, diğer tarafta da Barış Alper Yılmaz veya Emre Kılınç. Hani Kerem'in olmadığı senaryoda orada da son dönemde performans. Barış Alper Yılmaz diyorsun. Evet objektif olarak Barış Alper Yılmaz. Morutsan diyorum hatta. Morutsan diyorsun. İrfan Can tabii şu anda orada. Hele takım oturmuşken yani Mert Hakan, Crespo, Zayt gibi bir orta sahne İrfan'ı da taşıyacak bir aynen. Noktadayken İrfan Can orada. En kilidi o bence. Evet. Yani İrfan Can hem biraz daha vitesi arttırdı. Arttırmak zorunda anladı. Ozan Tufan ve Mesut Özil'den sonra. Ama bir de işte onun arkasında ve etrafındaki yapı oraya mesela Serdar Dursun'u bile ekleyebilirsin. Hı hı. İrfan Can'ı taşıma konusunda. Aynen. Hatta Rossi'yi bile ekleyebilirsin. Yani ileri uçtan bahsediyoruz. Orta sahayla beraber düşünmek lazım. Bu da İrfan Can'ın biraz daha rahatlamasını, biraz daha taşınabilir oyuncuyla beraber yeteneklerini ortaya koymasını gösterdi. Yani İrfan Can'ın şimdi Kayseri'de attığı gol öyle herkesin yapabildiği bir vuruş değil Türkiye'de.
Sol taraf Keremsiz ya da Kerem'le de düşünebiliriz tabii ama Kerem Rossi olsa Kerem zaten tartışmasız orada. Ama Babel deyince orada çok yine bir ayrım yapamıyorum ben Rossi ile ikisi arasında. Yani Babel Rossi'de var mı senin daha çok ön plana çıkardığın? Yani Rossi'yi hala çok farklı tabii de. Rossi'yi hala tam olarak anlayamadığımızı düşünüyorum. Hani et mi balık mı diye karar verebildiğimiz bir oyuncu değil. Ama İsmail Kartal'ın bu kadar güvenmesi de bence güzel. Yani ilk başta hiç bakmadı, sonra hiç bu sefer Pelkas'ın yüzüne bakmadı. Evet. Rossi kaç maç oldu onu da merak ettim. Bir 7-8 maçtır düzenli olarak ilk 11'de oynuyor olması lazım. Evet. Bu tabii oyuncu için çok iyi. Çünkü özgüveni yükseldi. 11 oyuncusu olduğunu biliyor artık. Skora da katkı veriyor. Tabii 7 maç Rossi açısından. Rossi'nin kaç gol kaç asisti var? Rossi bu sezon ligde 24 maçta 4 gol 7 asist yapmış. 4 gol 11 7 gol katkısı. Evet, 11 gol katkısı. 1350 dakikada. Dakikası da çok değil bu arada. Evet. Az bir dakikada çok gol katkısı yapmış. O bakımdan hani Rossi'nin şu anki herhalde hali Fenerbahçe kariyerindeki en iyi dönemi. Evet. Onu bir kere rahatlıkla söyleyebiliriz. Babel dediğin zaman Galatasaraylıların çoğunun tüyleri diken diken oluyor. Bu bir gerçek. Babel bir türlü Galatasaray taraftarına kendini kabul ettiremedi. Herhalde Babel'den böyle topu aldığı zaman saniyeler içerisinde kaleye ineceğini düşünen, ondan sonra topla az oynamasını bekleyen, ne bileyim sezon boyunca da 15 tane gol atmasını bekleyen bir grup vardı. Onlar herhalde Babel'i daha önce hiç izlemediler. Hep anlattım bunu ben. Babel bence hala fiziksel olarak öyle Beşiktaş'taki döneminden de çok çok uzakta değil. Hani fiziksel olarak bitik bir oyuncu diyemezsin Babel için. Ama Babel bu. O yüzden ben Babel'i severim. Ama Rossi ile kıyaslamak çok doğru olmuyor. Rossi daha tempolu, evet, daha yani oyun, topsuz oyunda da daha etkili bir oyuncu. Çok farklı oyuncuların. Evet. Ama çok da ayıramıyoruz. Rossi de mesela bizim ligimize göre çok çıt kırıldı mı kalıyor. Evet. Çok ince. Yani ikili mücadelelerde çok ayağını sokmuyor. Çok ürkek, hani korkak demeyeyim de ürkek bir futbolcu. Biraz daha onun da güçlenmesi, sertleşmesi lazım. Eğer ligde kalıp daha çok fark yaratmak istiyorsa. Ve ileri uç artık noktalıyoruz. Santrfor'da da şu anda bir tarafta Serdar Dursun oynayacak, diğer tarafta da Bafétimbi Gomis. Çünkü Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı zaten açıklanmıştı. Halil Derviş oldu zaten. Var mı yok mu? Torrent döneminde özellikle iyice hayalet oyuncuya döndü. Diğer tarafta da Serdar Dursun formayı kaptı bir süredir. Berisha'ya da oyuna sonradan sokup çok süre vermişti ama o da biraz azaldı sanki. Serdar iyice orada ilk 11'e yerleşti. Orada bir ayrım yapabilir miyiz? Mesela milli ara öncesine kadar bence Serdar Dursun çok netti. Ama milli aradan da Gomis'in ben iyi döndüğünü gördüm. Bu son Karagümrük karşılaşmasında. Yani milli ara iyi gelmiş. Videolar paylaşıyordu, belki görmüşsündür işte ormanda koşular vesaire. Kendine bakmayı da bilen bir oyuncu. Onu görünce o yüzden oradaki bence fark kapandı iki önce arasında. Evet, bir de tabii takım üzerindeki etkilerini de düşünmek lazım. Yani Gomis'in Galatasaray'daki ağırlığıyla şu an Serdar Dursun'un Fenerbahçe üzerindeki ağırlığı bir değil. Serdar hala kendini ispat çabasında olan bir oyuncu. İşte hani derler ya, tırnaklarıyla kazıyarak. Şimdi bu pozisyona tırnaklarıyla kazıyarak öyle geldi. Mesela Fenerbahçe'nin geçen sene en iyi oyuncusu hep Pelkas dendi. Ama bence sezonu en iyi bitiren oyuncu Valencia'ydı Fenerbahçe'de. Mesela o Valencia şu an ortada yok Fenerbahçe'de. Ve bana sorsam ben hani sezon başından beri Valencia dedim. Valencia'nın, benim için de bir numara oydu. Evet, bir numaralı oyuncu Valencia olması gerekir diye düşündüm Fenerbahçe'de. Ama artık son dönemde ne yaşandıysa Valencia'da bir anda hem çok kötü oynadı. Bazı karşılaşmalarda fiziksel olarak çok çok kötüydü. Hem de bir anda hem yerini kaybetti hem havasını kaybetti oyuncu. Hani şu an dediğim gibi Valencia varmış yokmuş Fenerbahçeliler için bir şey ifade etmiyor. Kadro dışının kıyısından döndü yani resmi olarak gözüküyor. Kalmadı ama kaldı, evet, bir anda. Evet, evet, öyle gözüküyor. Bu çok garip bir durum. Ama bazen oluyor işte, futbolda var. Neticede ben orada Gomis'i ön plana çıkartırım. Valencia konusunda da çok netti aslında Valencia'nın böyle kafasının çok Fenerbahçe'de olmadığı. Yani birkaç programda o lakaytlığından bahsetmiştim. Konsantrasyon kaybı, böyle savunmada pozisyon almaması, bırakması, kafası orada değildi. Zaten sonrasında da çok net bir şekilde kaybetti. Yani haksız bir şekilde de değil. Yok, değil. Yani Ozan Tufan gibi bence olması gereken oldu Ener Valencia'da. Ama işte neden oldu? Ha, onu bilemiyoruz. Perde arkasında ne yaşandı. Bir oyuncu, çünkü Valencia'da mücadelenin kaçan bir oyuncu değildi. Evet. O çalkantılı dönemde performans yükseltmişti geçen sezon. Ama bu sezon şu anda Serdar Dursun'dan
Orada daha iyisi yok Fenerbahçe adına. Yani Berisha'da geldiğinden bu yana böyle birkaç maç kıpırdandı. Topsuz oyunda çok iyi ama işte topsuz oyun sadece yetmiyor Fenerbahçe'de. Toplu oyunda da çok daha iyisini vermesi gerekiyor. Onu yapamadı. Serdar da o kadar sırıtmadı ilk dokunuşlarda. Ben de mesela hiç konuşmadığım için Almanca da iyiyim. Bayağı iyiyim yani ama hiç konuşmuyorum. Mesela okumuyorum, evet. Yazmıyorum, hata konuşmuyorum. Yapmıyorsun Almanca. Hatasızım Almanca'da. Yani bir santrafor için işte sadece topsuz oyunda iyi yeterli değil. Değil anlıyorum tabii. Senin ne demek istediğini. Herkes anlıyor senin ne demek istediğini ama beklenti o değil. Yani beklenti çok daha farklı. Eğer senin söylediğin özelliği de oyununa katabilirse o zaman harika oluyor. Büyük takımlar için. Ama tek başına bir değerlendirme verisi değil. Peki tek cevap Torrent mi İsmail Kartal mı? Tek açıklamasız reklama gideceğim. Torrent. Ben de İsmail Kartal diyorum. Reklamdayız sonra. İyi, en azından şey diyecek. Ya, en azından biri İsmail Kartal biri Torrent dedi. Tamam hadi. Hadi çok sinirlenmeyelim falan, evet. Şimdi cuma sabahı saat 9'da. Ateş attım bizi, yemin evet. ediyorum. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, yeni saatteyiz. 9.06 İOŞ derbiyi konuşuyoruz ama Ali abi bir yandan da Formula 1'de Avustralya Grand Prix'si yaklaşıyor. Hazır mısın? Hazırım. Pazar günü sabah 8'de kalkıp yarışı izlemeye. Sen gerçi erken kalkıyorsun. Erken kalkmak evet. hafta sonu senin için problem değil. Benim için problem. Ben o saatlerde pek kalkamıyorum. Uyansam da öyle bir alışkanlığım yok senin gibi ama bu hafta sonu bakalım. Bir de bende seve seve durumu var tabii. Evet, işle ilgili tabii. Aynen. Durumlarda olunca sen kalkıyorsun. Şimdi de şaka bir tarafa. Belki bana da o şans verirse ben de kalkmayabilirim. tabii zor bir şey değil tabii kalkmamak. Evet. Kolayca yapabiliyorsun. Yerinden kalkmayınca oluyor. Avustralya'da Grand Prix heyecanı var. Şimdi de ben de bir yandan onu takip ediyorum. Saat 9'da ikinci antrenman turları yapılıyor. Sport Plus da bu arada geçen seneden beri herhalde Formula 1'de bu bütün antrenman turlarını yayınlıyor. Eskiden öyle bir şey yoktu. Yani biz sıralama turunu bilirdik. Üzerine yarışı bilirdik. Antrenman turlarındaki haberleri sonra işte yazılı basından, internetten okurduk. Ama Plus bu anlamda da bence fark yaratıyor. Bütün antrenman turlarında 3 antrenman turu oluyor. Hepsini canlı olarak yayınlıyor. Zaman zaman uzuyor. Bir saati aşıyor, 1,5 saate sürdüğü de oluyor. Bu da hani Formula 1 severler için eminim heyecan verici oluyordur. Şu anda da dediğim gibi hatırlatma yapalım. İkinci antrenman turları Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanmakta. İlk antrenman turlarında da iki Ferrari pilotu 1 ve 2. sıraya aldı. Red Bull'larda 3 ve 4 bu sezon eğer yakından takip ediyorsanız Ferrari ile Red Bull arasında çok büyük bir şampiyonluk yarışı olacak gibi gözüküyor. Müthiş bir çekişme Leclerc ile Verstappen arasında. Mercedesler de biraz geri kaldılar. İlk antrenman turunda da yine pek iyi bir sonuç almadıkları gözüküyor. Şimdi derbiden çıktık, Formula 1'den ufak bahsettik. Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Beşiktaş'ta da tabii dün Larin için açıklanan ceza konuşuldu. Larin'in Siopis'e tokatı vardı ve sevk edildiği madde gördüğüm kadarıyla en az 3 maçı içeriyordu. Fakat dün Larin'e açıklanan ceza 1 maç oldu ve yanında da ufak bir para cezası verilmiş Kanadalı oyuncuya. Bu cezayı düşük bulanlar, nasıl işte 3 maçlık cezayı 1 maç verirsiniz diyenler oldu. Orada disiplin kurulu haksız tahrik indirimini kullanmış ki orada 3'te 1'e kadar indirilebiliyor. Bunu öngörüyor o madde. O yüzden de 3 maçlık ceza 1 maça inmiş. Ben tahrik indirimi bekliyordum. Yani 2 maç olur diye düşünüyordum ama disiplin kurulu 1 maç vermiş. Çok da garipsemedim. Açıkçası hani genelde eleştiriyoruz disiplin kurulunun verdiği kararları PFDK'nın ama ben burada çok garip bir şey görmüyorum. Peki ligde bir şampiyonluk yarışı olsaydı bu hafta Beşiktaş bir derbi oynasaydı sence tek maç verirler miydi? Yani tabii tartışılır. Verilmezdi büyük ihtimal ama bir de disiplin kurulları böyle ligin sona doğru çok şey davranıyorlar. Disiplinsiz davranıyorlar. Disiplinsiz mi artık? Herkese boncuk mu dağıtmak yani istiyorlar? Yapıyorlar tabii. Genelde öyle oluyor. Ama dediğim gibi bu şeyden bağımsız bence çok anormal değil. Mesela tahkimin de TFF'nin kararını bozması çok
standart dışı bir uygulama gibi gözüktü değil mi? Mesela orada da çünkü güç savaşında Göksel Gümüş daha yakın olduğu için bozduğu söylendi ama normal şartlarda zaten bozulması gerekiyordu. Orada ister yakın olsun olmasın. Bizde iç içe geçiyor ya böyle kavramlar. Bazen verilen karar onu çok konuşamıyoruz. İşte kimin verdiği daha çok konuşuluyor, neden verdiği. Ama ben bunun da Larry'nin de işte o tahkimin bozmasının da o kurullardan bağımsız doğru kararlar olduğunu düşünüyorum. Ama işte her şartta, her ortamda benzer davaların benzer şekilde sonuçlanmasını talep etmemiz gerekiyor. Yani ona göre, buna göre, duruma göre verilmemesi lazım. İşte ben net bir soru soruyorum. Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde olsa bu hafta, atıyorum Fenerbahçe ile puan puan olsalar ve ligin bitmeni 6 hafta kalsa, Larry'nin cezası bir maç çıkar mıydı? Ya da Beşiktaş bırak derbi oynamasın, şampiyonluk yarışında olsun gene ama rakipleri de olsun, Beşiktaş'ın da yine Alanya maçı olsun, bir maç verilir miydi? Bence verilmezdi. Ben öyle düşünüyorum. Ama ne yapıyorlar? Aynen senin söylediğin gibi sezon sonuna doğru ortama göre, oyuncuya göre, kamuoyunun verebileceği tepkiye göre, ona göre ayarlıyorlar. Yani veriyorlar demiyorum bak. Bence ayarlıyorlar cezaları. Benim bakış açımda tahrik de olsa tokatın karşılığı bir maç olmamalı. En az iki maç. En az iki maç olmalı. Evet, yani sübjektif bir konu, bilemiyorum. Benim gibi düşünen de vardır, senin gibi düşünen de vardır. Hani tek bir doğru yok sonuçta bu da. Neyse, en azından farklı şeyler söylüyoruz. İnsanlar %50-50 sinirleniyorlar. Evet, biri bize kızıyordur, bana aynen kızıyordur, diğeri seni takdir aynen ediyordur. Yani şimdi karşılıklı benim söylediklerime yuh bu adam ne dedi falan derken, sen işte bana normal geliyor dediğin anda dengeyi sağlıyorsun. Evet. İkimizin toplamı bir ediyor gibi, böyle tamamlıyoruz birbirimizi. Evet. Her şeyi söylüyoruz. Aynı şeyleri söylesek herkes sinirlenecek. Evet. Ya da herkes, yani o kesimin tamamı sinirlenecek. Aynen. Böyle bir denge politikası. Denge politikasıyla beraber uyguluyoruz. Haftanın son günü. Evet. Ama şey değil tabii, önceden konuşmuyoruz. Ya çaktırma ben, tamam. Ben... Tamam, konuştuğumuz gibi devam et, bir sonraki konu. Bir sonraki konu. Hüseyin Özkök'te derbi o kadar konuştunuz, hakemi konuşmayacak mısınız demiş. O da dün konuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Teamüllere aykırı bir atama. Dün konuştuğumuz için aslında, şimdi öğlen hat-trick'te konuştuk biz. Bugün paylaşmadık ama evet, Atilla Karaoğlan da derbinin hakem olarak çok tartışıldı. Çünkü geçen hafta daha yeni Fenerbahçe maçı yönetmişti. Teamüllerde hakem camiasında böyle bir şey yok. Üst üste iki aynı takım maçını yönetmek. İşte bir uç örnek Halil Mutmeler vardı. Beşiktaş karşılaşmalarına üst üste atanmıştı. Ama bu atamada tabii ki garip. Ama şaşırdık mı MHK'den böyle bir atama görünce? Şaşırmadık. Zaten siz de farkındaydınız. Biz de uyarmıştık. Yani bu MHK'den her şey beklenir. En genç hakemi de atayabilirler. En tecrübesiz. Hani Çağdaş Altay atansa ya da Mustafa Kürşat Filiz. Bak, Zorbay Küçük'ü atamanı beklemedim. O kadar da yapmazlardı son maçtaki kural hatasından sonra. O kadar da değil. Ne ama, kuralı öğrendi işte, atayabilirlerdi. Yani ders çıkardı. Bilmiyorum, öğrendi işte adam. Ne var yani? Bu hafta maç vermediler tabii doğal olarak Zorbay Küçük'ü. Bence aslında kuralı öğrendikten sonra sıkıntı yoktu. Evet. Belki aldık da verebilirlerdi. Hı. Mesela Ümit Öztürk'ü birinci ilk de vermişler. Ama Zorbay Küçük'e vermediler. Yani mesela ben Zorbay Küçük olsam beklerdim görev. Bilmiyordum, öğrendim. He. Bir eksiğim vardı. Şimdi kuralı, geçen hafta o olay başına gelmese kuralı bilmiyor olarak devam edecek Zorbay Küçük. Zorbay Küçük, siz iki maç arasında açıp kural kitapçığını okuyup onu çalıştırır mı düşünüyorsunuz? Hayır, öyle bir şey yok. Ya biliyorsundur ya bilmiyorsundur. Aynen, şu an Zorbay Küçük kuralı öğrendi. Dolayısıyla bir hafta öncesine göre daha iyi hakem. Niye maç verilmiyor? Bak, mantıklı bir şey söylüyorum. Evet, gülüyorsun ama gülüyorsun ama öyle. Gülüyorum tabii ki yani. Ama doğru. Tamam, öğrendi de bir cezası da olması gerekmiyor mu işte? Bu hatanın bir cezası olması hakemin gerekmiyor. Hakemin yok ki. 13 tane hakemin var. 12 tane hakemin kaldı. Ama hakemsiz kalınmadı ya. Yine de çıkardılar. 6700 tane olduğu için. Yani 6700 de 13 hakemden kaç? 13 de değil. Bak, 6700 tane hakemleri 13 hakem arasından seçiyorlar. Sen de bir iyi alıştın ha 6700'e. Ben söylemedim. Şey gibi. MHK başkanı söyledi. MHK başkanına hakem sıkıntısı yaşayacak mısınız diye soruldu. Canlı yayında, televizyonda. Ama bak, ne üzerine soruldu? Yok, niye yaşayalım? 6700 tane hakemimiz var. Ne üzerine soruldu? Ne üzerine soruldu? Eğer bu hakemler de boykot ederse, yani evet, arkadaşlarımızın yanındayız, biz de yönetmiyoruz derlerse ne yaparsınız diye onun üzerine soruldu. Dedi ki 6700 tane hakemimiz var. Var ama şu an öyle bir boykot olmadığı için 13-14 hakem arasından seçimlerine ama devam ediyor. Mesela o hakemler arasında, 13-14 hakem arasına mesela yeni hakemler de koymadılar. O da
galiba bir şey var. Orada klasman açıklama tarihleri var. Onu geçtikleri için şu anda yeni bir hakem de koyamıyorlar bildiğim kadarıyla. Hüseyin abi dinliyorsa beni de düzeltir. Bu konuda yanlış bir bilgi verdiysem. Çünkü onun zamanlaması var. Öyle kafasına esen ben klasman yükseltiyorum. Diyemiyor. Diyemiyor. Tabii olağanüstü şartlar olursa. Tam olarak bir hukuk devleti. Yani. Müthiş gerçekten. Hani, bu mu çok önemli? Yani 13 tane hakemi sen kafana göre biçebiliyorsun. Ama dur ama bak. Kafana göre tabii. Oraya takviye yapamıyorsun. Ama anlıyorum. Şöyle oldu. Daha yeni Avar'da iki tane klasman dışı hakem görev aldı ya geçen hafta. Şimdi ben bu kadar anlatıyorum. Evet. Olamaz belki olamaz. Belki olabiliyormuş değil mi? Evet olabiliyormuş. Neyse niye nereye konuşuyoruz ki zaten. Deniz Çoban bugün Fanatik gazetesinde çok Atilla Karoğlan'ın atamasıyla ilgili bayağı sert yazmış. Gördüm ben de. Son paragraf şöyle. Deniz Çoban'ın yorumları bunlar. Performans olarak gerilerde atama prensibine uymayan yönettiği maçlarda özellikle kart gösterme konusunda canının istediği gibi hareket eden Karaoğlan'ın bu maçın altından kolaylıkla kalkabileceğini tahmin etmiyorum. Ya ben eski hakem hocalarının bu yorumlarını gerçekten anlamıyorum bazen. Çok abartı geldi mesela bana bu Deniz Çoban'ın yorumu. Benzerini Ali Şanslan için de yapıyordu. Ben çok sevdiğim için belki bu iki hakemi alınıyordu. Alınıyor. Ben de alınıyorum bu. Ama mesela bazı hakemleri çok net tutuyorlar. Mesela kendisi yanılmıyorsam Zorba Aykuç'u çok tutar. Bütün eski hakem yorumcularına sorsan mesela bizi dinliyor mudur şu an bilmiyorum da Murat Fevzi Tanırlı işte Deniz Çoban hepsi Zorbay Küçük işte geleceğin hakemi Yeni Cüneyt Çakır diyorlardı. Bazı hakemleri böyle çok tutuyorlar, bazıları da hani ağzıyla kuş tutsa hiç övmeyecekler. Biraz Atilla Karoğlan da oradan yana sıkıntılı yani bir türlü bu eski hakem yorumcuların gözüne giremedi kendisi. Ne yaparsa yapsın eleştirecek. Bence hiç bu kadar Deniz Çoban'ın dediği kadar kötü bir hakem değil. Hatta çok iddialıyım ben bu konuda. Ligin en iyi 2-3 hakeminden biri şu anda Atilla Karoğlan. O yüzden de bu haftaki karşılaşmada ben genel olarak iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Evet. Hüseyin Özkök de cevap yazmış. Yeni klasman açıklaması yapamıyor ama istediği hakemi arayabilirler demiş. Arayabilirlerden kastı atayabilirler demiş herhalde. Harf hatası olmuş. Evet. Bu merak eden tabii her şey beklenir. Öyle kural tanımadıkları için biz niye kurallar üzerinden gidiyorsak benim orada naifliğim olmuş. İstediyor mu? Oslo'dan yayın yaptığın için sen. Evet. Böyle olur. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Her zaman olduğu gibi Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım sizlere. Şu anda bir Bitcoin 646.089 liradan işlem görmekte. Dünün biraz üzerinde TL bazlı %0.42'lik bir yükseliş söz konusu. Dolar bazlı yine 43.000'in üzerine tutunduğunu, 43 ile 44 arasında gidip geldiğini gördük son 24 saatte. Anlık fiyatı da $43,574. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, 9.23 saatlerimiz. Şimdi iddia bölümüne geldik. İddiada bugün aslında Süper Lig'den de bir karşılaşma olacaktı. Gaziantep-Trabzonspor mücadelesi ama hava şartları, özellikle geçen gün İstanbul'da felaket bir sis vardı. Sanıyorum Trabzonspor, Trabzon'da da benzer bir sıkıntı yaşanmış. Trabzon uçağı gecikince maç cumartesi günü 20.30'a ertelendi. O yüzden bugün Süper Lig'de ve 1. Lig'de karşılaşma yok bültende. Ama İngiltere Premier Lig'de Newcastle United Wolverhampton, Fransa Lig 1'de Lorient Saint-Étienne, İspanya Liga'da Sevilla Granada ki Sevilla son dönemde İkincilik için çok büyük bir avantaja sahipken üst üste puan kayıplarıyla beraber ki son 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet 4. sıraya kadar gerilediler ama puanlar hala orada çok yakın. 3 takım aynı puanda. Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla
Bakalım bugün o seri bitecek mi Sevilla adına. Granada'yı konuk edecekler. Almanya Bundesliga'da Stuttgart Dortmund ve Hollanda Eredivisie'de de Go Ahead Eagles Willem 2. Hatta Portekiz'de de Gil Vicente Moreirense karşılaşmaları var. Bildiğim Ali abi burada Newcastle maçının yanına Bundesliga'dan Dortmund'u koyar. Bir daha söyler misin? Bundesliga maçının yanına ne koyuyorum? Newcastle maçının yanına Dortmund'u koyarsın diyorum. Premier Lig maçının yanına. Newcastle maçının yanına Sevilla Granada'yı koyarım. Tüh. Yanlış tahmin. Zaten iki seçenek vardı. Onu da yanlış tahmin ettik. Evet. Şöyle ki sen güzel özetledin. O ilk 4 yarışı içerisinde bir anda puanlar eşitlendi. Tabii hani Real Madrid'i ayırırsak 57-57-57 oldu. Ki Barcelona'da bir maçı eksik bu arada, onu evet. Söyleyeyim. Şimdi orada Barcelona ve Atletico'nun toparlamasıyla beraber Sevilla için bir anlamda Şampiyonlar Ligi'de tehlikeye girdi. Ve 4 maç oldu kazanamıyorlar. Tabii aslında hani geçen hafta mağlup oldular. Barcelona, ki o maçı da izledim ben. Bayağı tutsak oynadılar. Yani o 1-0 bitmesine bakmayın. Barcelona çok rahat Sevilla'yı 3-0 4-0 mağlup edebilirdi. Çok çok rahat bir şekilde yapabilirdi. Yalnız Pedri yine Galatasaray maçındaki gibi yatır evet. Savunma oyuncularına olağanüstü bir gol attı yine. Galatasaray maçındaki gibi gol attı. Evet. Onu da söyledi kendi ama hani o maç 1-0 bittiğine bakmayın siz. Öyle Sevilla Barcelona ile dişe diş oynamadı. Zaten o yüzden ben Barcelona'nın Frankfurt'u rahat geçeceğini düşündüm açıkçası dünkü mücadelede. Neyse, bunları bir tarafa koyarsak şimdi Sevilla normalde 15 maçtır da mağlup olmuyordu ama çok beraberlik alıyordu. O 15 maçın 7'si galibiyet, 8'i beraberlikti Sevilla için. Bir anda Barcelona yenince 4 maçtır kazanamıyor oldu. Hani 15 maçtır yenilmeyen takım 4 maçtır kazanamıyor oldu. Ama iç sahada Sevilla'nın mağlubiyeti yok ve uygun bir rakiple oynuyorlar. Ve 4 maç kazanamadıktan sonra da artık hani bu hafta vidalar sıkılmıştır. Biz bir kazanalım. Sonuçta sürekli aldıkları Avrupa Ligi'nden de elendiler. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için ilk 4'te kalmaları lazım. Yani şartlar Sevilla'nın galibiyeti için bence uygun hale geldi. Ve kazanacaksa da handikaplı kazanır riski de alınabilecek bir karşılaşma. İkinin üzerinde bir oran var. Diğer karşılaşma Premier Lig'deki mücadele de yani sadece Wolverhampton yüzünden dahi 2-3 gol oynanabilir. Yani Wolverhampton'ın şöyle bir maçlarına bakın. Arada tabii tek tük karşılaşmalar var. Ama 2-3 gol bitmesi çok muhtemel. O yüzden Sevilla'nın handikaplı galibiyeti artı Wolverhampton, Newcastle Wolverhampton'da da 2-3 gol bekliyorum. Evet, günün kuponu bu şekilde oldu. Şimdi dün burada bir şey konuştuk. Luis Suarez'in bir olası işte Beşiktaş'a transferle alakalı. Hatta ben ekledim, Fenerbahçe'de böyle bir ismi isteyebilir. Çünkü Ali Koç bu tarz işte yıldız transferler, ki santrfor konusunda da böyle net bir oyuncu arayışı da olması muhtemel Fenerbahçe'de. Çünkü hani Serdar Dursun, Valencia, Berisha çok beklentilerin altında kaldılar genel olarak. Daha farklı bir beklenti oluyor tabii büyük takımlarda golcü konusunda. Suarez'in gündeme gelebileceğini söylemişti. Gün içinde de hani sanki bizi duymuşlar gibi İspanya'da da AS gazetesinden haber çıktı ve hemen Türkiye basına da düştü. Bugün de açın gazetelere bakın. Şimdi az önce Alkolik de paylaşmış Luis Suarez bombası diye. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu ismin Luis Suarez'in menajeriyle görüştüğü, menajerinin şartları sorduğu yeni sezon için söylendi. Bu kadar çabuk bekliyor muydun haberlerin bombasına düşmesini? Yani üzerinden daha 3-4 saat geçmeden sosyal medyaya düştü haber. Vallahi İspanya'da da tanıdığım bir gazeteci yok. Hı hı. İspanya'da demek ki Radyo Spor'u dinliyorlar ki biraz şaka gibi oldu ama işte dün Luis Suarez üzerinden başlayan, hani çünkü önceki günde santraforlarla ilgili bir sohbet yapmıştık. Ondan sonra Luis Suarez üzerinden dün konuştuk. Gündeme gelir mi acaba dedik. Ondan sonra işte ben market değerine baktım, hala 10 milyon euroymuş. O iş olmaz ama Cavani daha uygun gözüküyor diye Cavani'ye doğru rotayı kırmıştık. Hatta Cavani'nin profesyonellik anlayışı da çok üst düzey olduğu için belki Luis Suarez'e göre daha da etkili bir tercih olabilir diye konuşmuştuk. Bugün de Cavani çıkar diye düşünmekteyim. Hatta senle de konuştuk. Sen işte izin verir misin, onay verir misin bu transferde? Çünkü senin onay vermediğin transfer başarısız oluyor ülkede. Biraz evet. Yani böyle bir şeyin var. CV'mde Falcao Mestezi'nin hani var. Yıldızları, kapı gibi. Yıldızları öldüren bir şeyin var, anlayışın var senin. O yüzden bir sana da sormak lazım. Hani gelebiliyorlar mı? Oynayabilirler mi? Ne yapabiliriz diye. Ama
Yani böyle bir sezonun ardından ben dünkü söylediğimi tekrar edeyim. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da çok kaliteli bir santrofora yönelmesi, yaşlı da olsa, bence çok garip değil. O zaman şunu söyleyeyim, espriyle karışık. Beşiktaş Dembaba'yı alıyormuş. Gerçek anlamda. Ama haber şu ki antrenör olarak geliyormuş. Dembaba da bu arada çok yaşlı değil. Yani 85 doğumlu, Gomis'te yaşıt Dembaba, ama futbol hayatını artık noktaladı. O da çünkü çok ağır sakatlıklar da geçirdi. Dizi artık eski seviyesinde onun oynamasına engeldi. En son İsviçre'deydi, Lugano takımında. Orada da çok oynayamadan zaten futbolcu kariyerini bitirmiş. Şimdi Valerian İsmail'in ekibine katılacağı söyleniyor, Senegalli futbolcunun. Ki bu Türkiye'de çok yapılan bir şey işte. Galatasaray'da da örneğini gördük. Dominic Torrent bir İspanyol ve ekibine Albert Riera katıldı. Neden? Çünkü hem İspanyol hem Galatasaray'ı bilen bir isim. Şimdi Dembaba da Valerian İsmail'le dil olarak da anlaşabilecek. Beşiktaş'ı da bilen, futbol hayatını noktalamış, anladığımız kadarıyla antrenör olmak da isteyen birisi. O yüzden Dembaba'nın da yeni dönemde, anladığım benim, yaz dönemiyle birlikte artık Beşiktaş'ın teknik heyetine katılacağı şeklinde. Hürriyet'in bugün İsmail'ler imzalı haberi. Bu şekilde o bilgiyi de paylaşalım programın sonunda. Bir de Talisca, o da artık yıllardır konuşuluyor sürekli. Yani Çin'e gitti, işte Suudi Arabistan'a gitti. Sürekli bir geri dönüş, acaba olur mu, kiralanır mı? İşte takımıyla mutsuz, ayrılacak, yolu tekrar Türkiye'ye düşer mi konuşulurken, o da dün bir açıklama yaptı. Ayrılacağım yöndeki haberler yalan. Siz bana buradan ne kadar para verdiklerini biliyor musunuz? Demiş yani adam resmen. Özetle onu demiş tabii. Onu demeden onu iyi bahsediyor. Siz konuşuyorsunuz iyi güzel de. Anlasta uzun yıllar kalmak ve burada tarih yazmak istiyorum diyor Anderson Talisca'da. Zaman zaman göz kırpıyor. Böyle Beşiktaş üstlü, işte idman formalı, eski dönemden fotoğraflar paylaşıp Beşiktaş taraftarlara acaba mı dedirttiriyor. Ama bu açıklaması tabii çok net artık Anderson Talisca'nın. Böyle Türkiye'ye, Beşiktaş'a, ki sadece Beşiktaş da değil, Fenerbahçe'ye de çok yakıştırılıyor. Galatasaray'a da adı geçiyor ister istemez. Ama bu açıklamayla birlikte bunun önüne set çekti Brezilyalı yıldız oyuncu. Ama hani bu açıklamaya keser mi basınımızı? Bence kesmez. Yani bu açıklama geldi, Talisca haberleri bitecek diye düşünmeyin sakın. Yakın zamanda tekrar kendisinin haberlerini görürüz. Ahmet Nurçevi de sinirleniyordu hoca sorulduğu zaman. En son hocayı gönderdi işte. O yüzden Talisca da böyle dese de Talisca da gelebilir. Ben de yurt dışından bir haber söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bakalım nereden? Yurt dışı dedi. Senin yurt dışın İngiltere bence. Evet. Ama şöyle, benim çok hoşuma gitti. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Seneye 5 oyuncu değişikliğini getiriyorlarmış. Doğru. Şimdi bunlarda Monday Night Football diye bir program var. O programda Wayne Rooney ve Carragher çıktı. Ve Ronaldo'ya eleştiri yapmışlar. Demişler ki yani Ronaldo eski Ronaldo değil. Manchester United'ın ayrılabilir. Bu tarz şeyler söylemişler. Daha genç, aç oyunculara ihtiyacı var gibi yani, şeyler. Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında herkesin söyleyebileceği şeyleri dile getirmişler. Ama bahsettiğimiz oyuncu, bir tanesi Wayne Rooney, diğeri de Carragher. Ve Ronaldo da bu... programdan bir paylaşım yapan Wayne Rooney'nin, zannedersem bu Instagram olması Instagram lazım, hesabına yorum yapıyor. Hesabına iki kıskanç diye bir not bırakmış Ronaldo. Biliyorsun bundan daha önceden de kendini öven, Messi'yi aşağılayan bir postu beğenmişti Ronaldo. Yani insanın 400 milyon tane takipçisi olsa da demek ki böyle şeyleri kovalayabiliyor. Elinde telefonla bakabiliyor. Ronaldo da iki kıskanç diye bu işte Wayne Rooney'nin postunun altına bir yorum bırakmış. Şimdi buraya kadar anlaşılabilir ama benim çok hoşuma giden Rooney'nin cevabı. Evet. Yani Rooney bir cevap vermiş. Vallahi tebrik ediyorum. Gözlerim yaşardı. O kadar güzel bir cevap. Halen Derby'nin menajeri Wayne Rooney ve diyor ki hani biraz düşününce diyor dünyada diyor Wayne Rooney söylüyor bunları ki hani Premier Lig tarihinin gol asist olarak en üstlerde olan oyuncusu. Dünyada diyor Ronaldo'yu kıskanmayacak oyuncu hemen hemen yoktur diyor. Hatta bence diyor Messi bile Ronaldo'yu kıskanıyordur diyor. Ronaldo'nun kazandığı kupalar, Ronaldo'nun kazandığı para, Ronaldo'nun işte vücudu, Ronaldo'nun altı kası, six pack'i, herkes diyor Ronaldo'yu kıskanır diyor. Yani bu kadar olgun bir cevap vermesi
Benim de çok hoşuma gitti. Wayne Rooney'nin cevabı çok hoşuma gitti. Şimdi gördüm Sky paylaşmış. Hani bayağı olgun. Hatta Wayne Rooney'den beklenmeyecek derecede olgun. Güzel bir cevap. İşte böyle yaptığınız anda rakibi de alaşağı ediyorsunuz bence. Yani şimdi burada kim utanır? Yani tansiyon yükselmez zaten bu saatten tansiyon sonra. Tansiyon yükselmez de utanacak olan Ronaldo kim? Ronaldo tabii. Burada büyüklük Wayne'nin de kalmış. Hem de ne biçim kalmış. Tabii. Ama işte her zaman böyle soğukkanlı da olunmuyor. Bence de Rooney'nin yaptığı olağanüstü bir şey. Ben kendimi burada Rooney'e örnek alırım. Çok net bir şekilde ama o kadar da kolay değil aslında Rooney'nin yaptığı. Çok basit gözüküyor. Yani 2-3 cümle var değil mi orada? Çok basit. Evet. Ama bunu söylemek, bunu ifade etmek bence bir o kadar zor. Çok büyük iş gerçekten orada Wayne Rooney yaptı. Vallahi helal olsun. Evet, bu da bir örnek yani bir tartışmalarda nasıl aslında konum almamız gerektiğine dair sana da bana da herkese de bir örnek. Yani hiç savunmaya geçmiyor, kızmıyor, sinirlenmiyor. Müthiş bir cevap. Benim de acayip hoşuma Ronaldo gitti. Bu hafta gol atamaz. Oynasın da bir önce. Bu cevaptan sonra gol atamaz Ronaldo. Son maç yoktu zaten evet. Bildiğim kadarıyla. Wayne Rooney de bu arada derbinin hocası dedin. O derbide de işler bayağı sıkıntıdaydı benim evet. En son hatırladığım kadarıyla. Bir kulüpte kaos var kulübün satışıyla ilgili olarak. O da yine 85 jenerasyonundan bir oyuncu. O da Gomis gibi, Dembaba gibi aynı yaştalar. Ama o da geçen sezon futbolu bırakmıştı. Son dönemde biraz kilo almaya da tabii müsait bir yapısı vardı Wayne Rooney'nin. Artık o da yeni bir teknik direktör. Sonu Lampard gibi olmasın diyelim kendisine. Çünkü Lampard şu anda çok farklı bir noktaya gidiyor. Everton'la birlikte. Wayne Rooney'nin de işi o açıdan çok kolay değil. Evet, 9.35 saatlerimiz, son aramıza gidelim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, son bölümdeyiz. 9.43. Şimdi son bölüm için şöyle bir şey hazırladım. Bu hafta sonu oynanacak önemli spor müsabakaları. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Bir kere zaten ligimizde Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Pazar günü 20.30'da birçok taraftarın gözü kulağı bu karşılaşmada olacak. Onu söylemek lazım. Yurt dışına bakarsak Manchester City Liverpool derbisi saat olarak da çok güzel. 18.30 pazar günü, yani derbiden hemen önce o maç oynanacak, bitecek. Çok nefes almadan hemen derbiye büyük ihtimal geçeceğiz. Bu iki karşılaşma ard arda hafta sonunu keyifli hale getirebilir. Ligimizde alt ligde Ümraniyespor Ankara Gücü ligin 1 ve 2. sıradaki takımları. Bir derbi olarak gözükmese de biri İstanbul biri Ankara takımı ama güzel, hani lig sıraması açısından önemli bir karşılaşma o var. Yine belki bir derbi değil ama Enes Ünal Hetafe formasıyla Real Madrid deplasmanda olacak. O yine fark yaratabilir, biliyorsunuz orada da gol krallığında Benzema'nın hemen arkasında ikinci, o ikinciliği çok yakın. Orada gol krallığı 14 golde çok oyuncusu var. Bakalım Enes Ünal ne yapacak? Merak edenler o karşılaşmayı da takip edebilirler. Basketbol severler için ve Fenerbahçeliler için yarın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Final Four heyecanı var. Türkiye'de İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, yani Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Ve Fenerbahçe yarın saat 17'de de Çekya ekibi Prag'la final bileti için karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe için önemi şu: daha önce bu organizasyonda 3 kez finale çıktı Fenerbahçe fakat hiç şampiyonluğu yok. Şimdi ev sahibi olduğu bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu hedefleyecek Sarı Lacivertler. Bir yandan hani derbi heyecanı olacak pazar günü. Umarız pazar günü bir de bu Avrupa Ligi'nin final heyecanı da o cephede olur. Belki taraftar da orada ikiye bölünebilir. Derbi eminim çok önemli ama basketbol açısından da kadınlarda bir şampiyonluk görebilir Fenerbahçe tarihinde ilk kez. Onu söyleyelim. Formula 1'den bahsettik. Az önce Avustralya Grand Prix var. Pazar günü sabah 8'de. Başka hiçbir şeyle çakışmıyor ama tabii saat olarak çok erken, ama canlı olarak takip edemeseniz de Sport Plus'tan tekrarını, tamamını bu yarışında izleyebilirsiniz. NBA severler için bu hafta sonu normal sezonun sonu artık. Pazar günkü karşılaşmalarla birlikte 82 maçlık periyot sona erecek. Orada tabii tablo genel olarak netleşti ama onun da heyecanı farklı. Mesela pazar günü 22.30'da aynı anda 4 karşılaşma var. Dönüşme olarak da Sport Plus'ta NBA 360 programıyla bu maçları da takip edebileceksiniz.
Bu programda sanıyorum ilk defa bahsi geçecek bir spordan bahsedeceğim. Golf'ten. Daha önce hiç golf konuştuk mu bu programda hatırlamıyorum ama belki Tiger Woods'u anmışızdır. Golf'te de çok önemli bir turnuva var şu anda. Esport Plus'ta yine takip edebilirsiniz. The Masters çok prestijli bir turnuva. Onlarda da hani tenisten örnek vereceksek Grand Slam'ler gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şu anda o golf spor severleri bu turnuvayı yakından takip ediyorlar. Tiger Woods da eminim golf izlemeseniz de ismini bildiğiniz bir isim, bu sporun efsanesi. Geçen sene çok ağır bir trafik kazası geçiriyor. Koltuk değnekli, hani o sıkıntılardan şimdi geri döndü ve bu turnuvada da boy göstermesi büyük bir sürpriz olarak nitelendiriliyor. Yine onu bu hafta sonu boyunca takip edebiliriz. Pazar gününe kadar sürecek çünkü bu organizasyonda. Ve motor sporları için motosiklette süper spor ve superbike'da da sezon başlayacak. Orada da yine milli motosikletçilerimiz var. Toprak Razgatlıoğlu geçen sezonun şampiyonu superbike'da. Bu sezonda gördüğüm kadarıyla iyi antrenman turlarında iyi dereceler elde etmiş. Yine favorilerden biri olacak. Ve diğer tarafta da Super Sport'ta Deniz Öncü ve Bahattin Sofoğlu da iki milli motosikletçimiz bu hafta sonu onlar da piste çıkacaklar. Benim hani yakalayabildiğim spor organizasyonları bunlar ön plana çıkardım. Eminim daha fazlası da vardır ama bunlar hafta sonunu keyifli geçirmek için bence yeterli. Diyelim programı da bu şekilde noktalamış olalım. Evet, herkese iyi hafta sonları. Evet, keyifli seyirler, iyi hafta sonları diyelim. Pazartesi günü yine bir aksilik olmazsa karşınızda olmayı planlıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.